İyi akşamlar. Gündemde çok farklı değişik konular var. Zaman gazetesine kayyum atanması, Boydakların tutuklanması, Can Dündar ve Erdem Gül'le ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ve o kararın hala tartışılıyor olması yankıları, HDP'lilerin fezleke konusu ve yeni anayasa çalışmaları, CHP'nin masaya dönüp dönmemesi filan. Bu konuların hepsini konuşacağız bu akşam tarafsız bölgede. Konuklarımız kimler hemen tanıtmak istiyorum. Faik Tünay, merhaba Faik Tünay, hoş geldiniz. Erdoğan Aydın, Erdoğan Bey siz de hoş geldiniz, merhabalar. Profesör Yaşar Hacı Salihoğlu, hoş geldiniz hocam, merhaba. Ankara stüdyomuzda Erdinç Yazıcı var. Erdinç Yazıcı'ya da hemen merhaba diyelim. Hoş geldiniz Erdinç Bey, merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Az sonra Nazif Okumuş da aramızda olacak. Kısa bir aradan sonra tarafsız bölge başlıyor. Gündemdeki konuları tartışacağız. Evet, başlıyoruz tarafsız bölgeye. Şimdi ilk konu Zaman Gazetesi'ne kayyum atanması meselesi. Hafta sonu, Cuma günü meydana geldi bu olay. Tartışmaları sürüyor, bugün pazartesi. Bununla başlayalım. Hocam sizinle başlayalım. Yani nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Zaman Gazetesi'ne kayyum atanması. Tabii. Basın özgürlüğüne darbe mi? Yoksa işte FETÖ terör örgütünün bir yayın organının kapatılması mı? Hangisi? Hangi perspektiften bakıyorsunuz? Valla yani bir süredir devam eden bir soruşturma var. O soruşturmada yani yargıya intikal etmiş ve bir silsile olarak devam eden süreçte bir yapılanmanın bir illegal yapılanma olduğunu ve devlet içerisinde çöreklenerek özellikle yargı ve emniyet bürokrasisinde öncelikli olmak üzere, daha etkin olmak üzere devletin birçok bürokratik çarkında etkin olduğu ve bunun devlet mekanizması dışında da bir iradeyle yönetildiğine ilişkin çok somut, birçok delile dayanan, yaşanmışlıklarla bizim tanıklıklarımızla da aslında desteklenen ve benim zaviyemden de sabit olan bir yapının çok bilinen, çok açık bir yayın organı olarak varlığını sürdüren bir çizgiydi. Dolayısıyla eğer bir illegal yapılanmanın varlığına kanaat getiriyorsak, ki yine benim zaviyemden öyle olduğuna kanaat getirmiş durumdayım. Bununla illegal bağlantılı yayın yoluyla da bunun sürdürülüyor olması da hukuk önünde bir suç teşkil eder. Ama bütün bunların tabii delillenmesi gerekir. Sadece bir vehme dayalı, iftiraya dayalı değil, açık, somut, delillerle desteklenerek ve bunun bir süre sonra süren birçok davayla bağını da kurularak, delillendirilerek cezai sonucunun alınması gerekir. Dolayısıyla yani bunun baskın karakterinin böyle bir yapılanmanın doğrudan yayın organı ilişkisi olduğu bir yapı olarak. Bu arada son dakika gelişmesi, evet. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Cihan Haber Ajansı'na da bir kayyum atandığını belirtiyor arkadaşlar. Bir son dakika gelişmesi Zaman Gazetesi'nin ardından yine o grubun haber ajansı olan Cihan Haber Ajansı'na da kayyum atanmış. Dolayısıyla bu baskın karakter bir hani basın özgürlüğü mü, ikisi arasında bir tercihe yönelterek soruyu bana yönlendirdiniz. Baskın karakter basın özgürlüğü vurgusunu oldukça önemli ölçüde aslında ortadan kaldırıyor kanaatimce. Çünkü geriye dönük çok somut ama bunun içerisinde tabii o yapının içinde yer almış, doğrudan o bağı olmayan bir dizi köşe yazarından, çalışandan, basın emekçisinden falan da söz etmek gerekir. Bu o manada gelmiyor ama esas itibariyle bir mekanizma olarak işlediği kanaatindeyim ve dolayısıyla bunu da bundan sonrası için yargının çok iyi çalışarak somut delillerle ortaya koyması gerekir. Bu iki görüş var işte dediğim gibi. Evet. Yani bir basın özgürlüğü perspektifinden bakanlar var. Bir de sizin baktığınız perspektiften, evet. Yani işte devlet içindeki illegal yapının yayın organı perspektifinden bakanlar var. Bunu biraz tartışalım isterseniz. Tabii, tabii. Belki tartışma ilerledikçe siz ben fikirlerinizi mutlaka söyleyebileceksiniz. Yani burada mesela şunu da ekleyerek sözü ben tamamlamış olayım. Yani geriye dönük Türkiye çok önemli siyasi davalar yaşadı. Böyle bir hafızası oluştu. O süreçte verdiği sınavda bunu oldukça net olarak ortaya koyuyor. Yani orada kullanılan dil, üslup, davranış biçimi ve birçok işte şu anda yargıya intikal etmiş o bağların delillendirilmesinde de öne çıkan hususlar, iddianamelerde var bu çünkü. O süreçte de basın özgürlüğü meselesini en azından kendi etkin olduğu dönemde de hiçbir zaman göz ardı ederek göz önünde bulundurmamış. Böyle bir gerçek bir basın sorumluluğuyla kamuoyu doğru ve gerçeği, sadece doğru ve gerçeği yorumsuz bir şekilde aktarma işlevinde herhangi bir titizliğe rastlanmamış bir gazeteden söz ediyoruz. Evet, bunu tartışalım biraz Erdoğan Aydın. Bu arada Nazif Okumuş geldi, hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Şöyle bir tarih içinde bakmakta fayda var. Gerçekten de zamanın geçmiş dönemini, özellikle Ergenekon, KCK ve benzeri davaların yürütüldüğü dönemi anımsadığımızda gerçekten de az önce işaret edildiği gibi basın ahlakı ile uyumlu olmayan bir polis gazetesi gibi çalışan, insanları itibarsızlaştıran bir yayın politikası çok net bir şekilde gözüküyordu. Ama o dönemde iktidarın muteber yayın organıydı ve asla bu tip yayın politikasına müdahale edilmezdi. Bu konudaki şikayetler de sistematik bir şekilde görülmezden gerilirdi. Aynı durum aslında bugün yine hükümet adına, hükümeti savunmak adına yayıncılık yapan ve o dönemki zamanın yaptığı işleri yapan, kişileri itibarsızlaştıran, hedef alan, basın ve habercilikle alakası olmayan bir dil kullanan gazetelere de aynı şekilde en küçük anlamda dokunulmuyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda karşımızdaki olayın zamanın geçmişi bağlamında değerlendirilerek anlaşılabilir bir şey olmadığını bize çok net gösteriyor. Peki neye bakacağız? Dahası zamana yönelik bu operasyonun yapıldığı bir ortam henüz daha kamuoyu nezdinde bir delillendirme gibi bir durum da söz konusu değil. İşte FETÖ tıpkı daha önceki işte yüklemler gibi bir yüklem ve o yüklemden hareketle de bir itibarsızlaştırma ve el koyma. El koymalar genel olarak fahiş maaşlarla işte adeta bir sektöre dönüştürülen bir kayyum ekibi üzerinden söz konusu basın yayın kurumlarının basın yayın faaliyeti yapamaz hale getirilmesi ve bir müddet sonra da çökertilmesi gibi bir süreç izleniyor. Bu üstelik İpek sadece Medya grubunda öyle oldu. Öyle oldu. Burada da böyle olacak. Üstelik sadece bunlara ait de değil. Mesela işte İmece televizyonu günün birinde bir savcının bir ifadesi üzerine birden TürkSat'tan çıkartıldı. Erdem Gül ve Can Dündar'ın işte çok ayrıntılarıyla gözleyebildiğimiz ve birazdan belki onun yargı sürecine ilişkin de konuşacağımız sürecini de izlediğimizde aslında işte Twitter'ların sosyal medya bütününe yönelik faaliyetler, devletin işte yöneticilerine dair en küçük bir eleştirinin hakaret babından cezalandırılması, takibata uğratılması, yani genel olarak ortam, bu ortamda çıkartılan yasalar, bu ortamda çıkartılan yasaların yanı sıra yasalara da sığması mümkün olmayan fiili uygulamalara baktığımızda zaman da dahil olmak üzere yürütülmekte olan uygulamanın kesinlikle basın özgürlüğünün çok açık, net bir ihlali olduğunu, her türden muhalefeti ortadan kaldırmaya yönelik bir refleksin yansıması olduğunu görüyoruz. Öyle ki bu konudaki örnekler özellikle Can Dündar örneğinde, Erdem Gül örneğinde de çok net gördüğümüz ve örneğin bu iki arkadaşımız kadar isimleri bilinmemek gibi bir talihsizlik nedeniyle ne yazık ki kendilerine dair konuşma fırsatı bile bulamadığımız 40'ın üzerinde gazetecinin şu anda içeride tutuluyor olması, özgürlüklerin ihlal ediliyor olması, arada bir sıkışıldığında biz onların aslında işte dışarıda yargılanmasını istiyoruz gibi hükümet kanallarından birileri bir açıklama yapsa bile asla bunun gereğini yerine getirmeyen bir uygulama var. O halde bütün bu bütünlüklü tablo bize bir örgütsel operasyonla karşı karşıya olmadığımızı, aslında farklı düşünen her türlü basın yayın organının bir şekilde hizaya sokulmaya çalışılması örneğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Üstelik şu anda henüz kapatılmamış yayın organlarına dair açık aleni bir şekilde suç olduğu halde bazı köşe yazarlarından kapatılacaklarına, başlarına nelerin geleceğine dair de bir dizi hedef gösterici, önceden açıklama yapıcı ki bunlar daha önceden Zaman Gazetesi'nin köşelerinde de yapılırdı. Hatırlayın, bundan 7-8 yıl önceki uygulama. Aslında uygulamada en küçük bir değişiklik olmadı. Üstelik şu kıyaslamayı da yapmak herhalde abartılı olmayacaktır. Karşı karşıya bulunduğumuz uygulama aslında 12 Eylül askeri darbesi döneminde bile yapılmamış denli yaygın, yasaların ihlali ekseninde giden bir politika. Şimdi bu politika bizi kaçınılmaz bir şekilde içinde bulunduğumuz ortamda insanların gerçeği öğrenme, haber alma özgürlüklerine yönelik çok ciddi bir kuşatma altında olduğumuzu ve bu kuşatmanın eğer işte bize gösterildiği, bizim tartışmamız istendiği şekildeki alanın dışına çıkarak tartışmayı başaramazsak eğer, korkarım ki bir müddet sonra basın özgürlüğü tümden lüks olması yanı sıra basın özgürlüğünün aynı zamanda ekmek olduğunu, aynı zamanda iş güvencesi olduğunu, aynı zamanda bu ülkede rahat nefes alıp verme demek olduğunu, onun bir yansıması ve onun güvencesi olduğunu da dikkate alacak olursak çok daha kötü bir ortama gidebiliriz. O nedenle hiçbir şekilde hiçbir gazetenin, başta Zaman olmak üzere, çünkü benim şahsım da dahil olmak üzere bir sürü nahoş yayınların yapıldığı ama bunlar üzerinden gidecek bir yaklaşıma prim vermeyen, tam tersine bunun ötesinde basın özgürlüğünü savunan, basın özgürlüğünü savunulduğu bir ortamda da suç babından olacak davranışların da yargılanmasına açık bir şeffaf ortamı, bir hukuki ortamı savunmak zorundayız. Aksi takdirde korkarım ki Zaman'ın kimi yazarları içinde çok net gördüğümüz gibi veya kimi değişik gazetelerin sözcülerinde gördüğümüz gibi yarın bugün Zaman'ın başına gelenleri gerekçelendiren insanların da bir gün hukuk aramak zorunda kalacakları ve onlara anımsatmak gerekir mi bilmem ama 30'lu yıllardaki o çok bir Protestan papaza atfen anlatılan şey gibi bir durum herkesin başına gelebilir. O nedenle standart koymak ve bu standartı delillendirilmemiş, suç olduğu açıkça ortaya konulmamış, gazetelerin çökertilmesine ve hizaya sokulmasına yönelik her türlü uygulamaya hepimiz adına, hangi görüşten, hangi eğilimden olursak olalım, hepimiz adına bir etik sınır koyup savunmamız lazım diye düşünüyorum. Erdinç Yazıcı. Şunun üzerinde durmak gerekiyor ki bu tablo hiçbir şekilde Türk kamuoyunu bu ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi demokrasinin, sivil toplumun en hassas özgürlük alanlarının tartışılır hale getirilmesine müsaade etmemeli bütün bu olaylar. Şunun altını çizmek gerekiyor. Bu işte devletin bir illegal yapılanma ve tehdit olarak algıladığı bir yapılanmaya dair yürütülen bir dizi işlemler, soruşturmalardan bahsediyoruz. Bununla ilgili pek çok dava açıldı, sürüyor. Bir kısmında önemli değişiklikler oldu vesaire. Dolayısıyla bir süreç devam ediyor. Bu daha çok siyasetle, siyasal iktidardan bağımsız olarak devletin hassasiyetleriyle ilgili illegal bir yapılanma üzerine yürütülmekte olan bir süreç, bir dizi soruşturma mahiyetinde. Burada hepimizin üzerinde durması gereken konu şu: bu tip durumlarda kamu otoritesi, devlet bu tip yapıları bir muarız, bir düşman algısıyla yaklaşarak ele almaması gerekiyor. Burada hepimizin beklentisi, Güneydoğu'da nasıl teröre karşı, PKK'ya karşı çok ölçülü, hukuk devletinin sınırları içinde gerekirse bir miktar zamana yayılmak zorunda olacak bir mücadele stratejisi söz konusuysa, yine bu soruşturmalarda da gerçekten masum insanların, bir türden bu işlere bulaşmış insanların zarar görmemesini sağlayacak çok dikkatli soruşturmaların, işlemlerin sürdürülmesi gerekiyor. Yoksa bu konuda işte 17-25 Aralık'tan bu yana öncesinden başlayan MİT müsteşarına soruştuğu şeyle başlayan, müdahaleyle başlayan aslında hepimizin de çok yakından tanıdığı, izlediği ve çokça tartıştığı, o zamanlarda bu kanallarda çokça tartıştığımız bir meseleden bahsediyoruz. Mesele yeni bir mesele değil. Fakat dediğim gibi bütün bu süreçlerin, müdahalelerin kamu vicdanını rahatsız etmeden, Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi geliştirmek durumunda olduğu ve güçlendirmek durumunda olduğu alanları güçlendirerek, onlara bir halel, zarar gelmeden bu konularda oluşmuş soru işaretlerinin de tatmin edici bir şekilde cevap vererek bu sürecin yönetilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki sizce Zaman Gazetesi'ne kayyum atanması sözünü ettiğiniz hassasiyetlere halel getirmiş midir? Yoksa getirmemiş midir? Yani nasıl bakıyorsunuz? Yani ben esas itibariyle bu tip işlemlerin her bakımdan sakıncaları olabileceğini düşünürüm. Fakat burada atamanın gerçek mahiyetini, sebeplerini şu an itibariyle yeteri kadar bilmiyoruz. Yani bu konularda alınmış kararları mahkemeler aldılar. Muhtemelen belli gerekçelere, belli kendi ellerindeki belgelere dayalı olarak aldılar. Yani bunların sebepleri zaman içerisinde anlaşılacak. Ama hiçbir ülkede bir basın kuruluşunun bu şekilde bir kayyuma devredilmiş olması arzu edilir bir şey değil. Yani hiçbir siyasetçinin, iktidar olsun, muhalefet olsun, hiçbir aydının, gazetecinin, basın özgürlüğünü, demokrasiyi sonuna kadar savunan bir kişinin ya da kurumun arzu edebileceği bir şey değil. Ve fakat her koşulda arzu edilmeyen bu durumun belli koşullarda gerçekleşmesi de söz konusu olabilir. Yani bugün demin dediğim gibi yani ne koşullarda söz konusu oldu bu kayyum, ne sebeple atandı, tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde anlayacağız. Yani elimizde somut veriler olmadığı için çok yorum yapamıyoruz diyorsunuz. Faik Bey. Evet, aynen öyle. Şimdi aslında biz bu ortamda en zor şeyi yapıyoruz Türkiye'de. Böyle hayati bir konuyu tartışıyoruz ama Türkiye'de bir ortama bakmak lazım. Sağlıklı bir ortam var mı böyle konuları tartışmak için? Hiç sağlıklı bir ortam yok. Yani at izi it izine karışmış. İnsanlar objektiflikten uzaklaşmış. Bir taraf FETÖ terör örgütü diyor. Öbür taraf diyor ki asla ve asla böyle bir şey yok diyor. Şimdi bu ortamda da bizler, sizler veya bu tarz tartışma programlarında doğruyu bulmaya çalışıyoruz veya kendimizce kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Şimdi ben yayına gelirken şunu düşündüm. Zaman Gazetesi'ne kayyum atayanlar kim? Kayyum atayanlar hakimler. Şimdi bir hafta önce Can Dündar'la Erdem Gül Anayasa Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Bu kararı alanlar da hakimlerdi. Yani futbolcu, sanatçı, sinemacı, iş adamı değildi, hakimdi. Şimdi Zaman'ın tarafında olanlar veya iktidara karşı tarafta olanlar diyelim. Dediler ki Türkiye'de az da olsa onurlu, gururlu, işine sahip çıkan hakimler varmış. Son derece doğru karar. Güzel. Bir hafta sonra Zaman Gazetesi'ne kayyum atandı. Bu sefer karşı tarafta olanlar dediler ki hukuk sistemi bitmiş, yargı çökmüş, lanet olsun böyle bir şey olamaz, bu karar yanlış. Bu sefer iktidar döndü, dedi ki iktidar taraftarları karar son derece doğru kardeşim, hukuka saygı duyacaksınız. Ama aynı iktidar veya iktidara yakın olanlar bir hafta önce Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı eleştiriyordu. Şimdi bakın hiçbir ülkede, gelişmiş, medeni bir ülkede bir hafta içerisinde böyle gelgitler olmaz. Yani bir hafta önce kararı veren hakim bir tarafa güzel gözüküyor. Bir hafta sonra başka hakimler başka kararlar alıyor. Bu taraf tam tersi tarafa geçiyor, öbür taraf tam tersi tarafa geçiyor. Bugün sokakta vatandaşlara sorun. Sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnisi, cemaatçisi, Süleymancısı hiç fark etmez. En son düşmek istediğin yer neresi deyin, size yemin ederek söylüyorum mahkeme koridorları der. Hiç kimsenin hukuka güveni kalmamış, hukuka sıfır güven var. Karanlık bir odaya benzetiyorum ben Türkiye'yi. Koskoca Türkiye karanlık bir oda. Işık yakmaya çalışan az sayıda aklı selim, ılımlı, objektif insanlar var. Onlara da müsaade edilmiyor. Herkes birbirine pataküte dalıyor, vuruyor. Bu ortamda biz bir şeyi bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bu iddialar, Zaman Gazetesi'ne kayyum atanması, işte Cihan Haber Ajansı'na kayyum, boydaklar birazdan konuşacağız, gözaltına alınması neyle ilgili? Bütün açılan davalarda deniyor ki Fethullah Gülen cemaati bir terör örgütüdür ve bu terör örgütü devlet içerisinde ayrı bir yapılanmadır, devleti yıkmaya çalışıyordur. Bu iddiaların gerçekliğini veya yanlışlığını Türkiye'de tam anlamıyla tartışabilecek ya benim elimde de şu veriler var, bence böyledir, bence yanlıştır diyecek hiç kimse yok. Evet, cemaatin yargıda, poliste, emniyette örgütlenmesi vardı. Bir takım devlete ters gelecek işleri de vardı. Hiç kimse kusura bakmasın, kızmasın da. Yani şimdi bunu söyledik diye bazıları alınacak, bazıları kızacak. Bunlar gerçekti ama FETÖ terör örgütü, yani PKK'nın bile neredeyse bir zamanlar terör örgütü sıfatından çıkarılıp terör örgütü sayılmadığı bir ortamda bir cemaatin terör örgütü olarak anılması, eğer bu iddialar doğruysa o zaman Zaman Gazetesi'ne kayyum atanması da, Cihan'a kayyum atanması da veya boydakların onlara yardım ediyor diye tutuklanması da çok doğru. Ama biraz önceki şeyi ifade ediyorum. Siz, ben, buradaki diğer konuklar, bakın Erdinç Bey aynısını söyledi, Sayın Hocam aynısını söyledi. Herkes bu konuda, bu cemaatle iktidar arasındaki kavgada çok net bir şekilde topa girmek istemiyor. Topa girmek istememesinin nedeni şu: aman ben başıma dert alır mıyım işte veya ben karışmayayım, benim meselem değilden değil. Kimsenin sağlıklı net bir bilgisi yok. Yani bir yıl önce bir karar alınıyor, bir bakıyorsunuz bir yıl sonra başka hakimler bambaşka kararlar alıyor. Kamuoyu da veya birileri de sizi taraf olmaya zorluyor. Şimdi diyor ki kardeşim Zaman Gazetesi'ne kayyum atanması doğru mu yanlış mı? Eğer gerçekten %100 belgeleriyle, doneleriyle Fethullah Gülen cemaati bir terör örgütüyse ve devlet içinde ayrı bir yapılanması varsa o zaman Zaman'a ve Cihan'a kayyum atanması son derece doğru bir karar. Yok bunlar doğru değil, birilerinin yakıştırmasıysa veya iddialar abartılıysa o zaman atanması yanlış. Şimdi bakıyorum, ben konuşuyorum, Ankara'ya da gidip geliyorum sürekli. Hukuk sistemi şu hale gelmiş. Bu çok acı bir şey. Bence biraz da bunu konuşmak lazım. Cemaatçi hakimler, iktidara yakın hakimler, Perinçek grubu, solcular, sağcılar, ülkücüler bilmem ne. Ya kardeşim, hakimin sağcısı, solcusu, ülkücüsü olur mu? Olabilir. Herkesin bir siyasi görüşü vardır ama karar verirken siyasi görüşü dikkate almaz. Gelişmiş bütün medeni ülkelerde böyledir. Ama bizim ülkemizde maalesef ve maalesef böyle değil. Hukuk ayaklar altında. Yani bugün ben, mahkeme bana yarayan bir karar verdiği zaman alkışlıyorum. Diyorum ki çok doğru bir karar. Hukukun üstünlüğü var Türkiye'de. Onurlu hakimler var. 15 gün sonra hakim benim tersimde bir karar verdiği zaman batsın bu hukuk sistemi diyorum. Sokaktaki vatandaş nasıl derdine çare bulacak? Adam cemaatçi değil, iktidar mensubu değil, sağcı değil, solcu değil, ekmeğinde, işinde bir insan. Mahkemeye düşse, yemin ederek söylüyorum, sürünür mahkemelerde, yıllarca sürünür. Yani biz sağlıklı bir ortamda tartışamıyoruz ve kamuoyu da bizden şunu bekliyor. Şimdi ben buraya yayına gelirken İnsanlar tabii dönüyor jenerikler. Ben de duyurularını yapıyorum. Ne diyeceksin diyorlar. Şimdi Zaman'a kayyum atanması doğru mu diyeceksin, yanlış mı diyeceksin? Ya bu çok derin bir konu. Bu kadar basit bir konu değil. Yani hemen ya siyah diyelim ya beyaz diyelim. Bugün iktidar partisinin temsilcileri bile Gülen cemaatine karşı yapılan bu operasyonlarda veya açılan davalarda tam ne olduğunu bilmiyor. Öbür tarafa bakıyorsun, onlar aynı şekilde. Yani sapla saman birbirine karışmış. Karanlık bir odanın içerisinde herkes pataküte birbirine dalıyor. Ondan sonra bizler de çıkıp tartışıp bir cevap bulmaya çalışıyoruz. Böyle ortamlarda cevap bulmak da çok zor. Ama şunu söyleyeyim, ben bir siyasetçi olarak şunu görüyorum. Siyaset kimle ilgilenir? Hukuk nasılla ilgilenir? Yani hukuk nasılla niye ilgilenir? Hukukun üstünlüğüne inanır ve nasıl olduğuyla. Yani Ahmet Hakan'ın davranışlarında hukuka aykırı bir şey varsa cezasını keser, yoksa kesmez. Ama Türkiye'de sapla saman o kadar birbirine karıştı ki, siyasetle hukuk birbirine o kadar karıştı ki, benim görüşüm şu: bu cemaat iktidar kavgası da değil. Yani bu şekilde devam edersek, bu şekilde kamplaşma, kutuplaşma, karşılıklı nefret devam ederse yarın işte hocam söyledi, işte İMC dedi, başka bir televizyon olabilir, başka bir şey olabilir veya iktidar el değiştirebilir. AK Parti iktidardan gidebilir. Yerine gelenler AK Parti'ye yakın olanlara bunu yapabilir bir rövanşist duyguyla. Ne olacak o zaman? Biz Türkiye'de hep böyle yıllar bir onu içeri atacak, bir onu içeri atacak. Yani hukuk sisteminin, yani yargının toptan aşağı, baştan aşağı değişmesi lazım. Cemaatçiler veya herhangi bir cemaate mensup insanlar da yargıdan temizlensin ama onlar giderken tamamen iktidar yanlısı insanlar da gelmesin veya muhalefet yanlısı. Hukukun üstünlüğü. Teşekkürler. Tam da öyle olmadı. Yani tam da iktidar yanlısı bir yapının gelmediğini siz aslında söylediniz. Gittiniz ya Ankara'daki izlenimlerinizde. Bir anlamda da bu doğru. Yani HSYK yapılanmasında da vesaire. Çünkü yani AK Parti iktidar olduğunda hem emniyet bürokrasisinde hem yargı bürokrasisinde bu yapının çok ağırlıklı bir şekilde hakim olduğunu gördü. Ona rağmen de bir kadrolaşma, bir yapılaşma. Bir dakika, ama AK Parti iktidar olduğunda bu yapının oralara hakim olduğunu mu gördü, yoksa kendisi mi bu yapıya oraları sadece verdi? Yok, sadece haksızlık edersiniz, bu Ecevit dönemine kadar gidiyor. Demirel, Ecevit, herkesin katkısı var. Ama biraz böyle abartılı hala alması. Herkesin. Şu öz eleştiriyi yapmalı iktidar. Tabii. Bu abartılı hal alması Ama bakın orada AK Parti iktidarı kritik dönemi. Bir süreç yaşandı. Çünkü işte şu önüne kondu hükümetin. Asker huzursuz, asker kıpırdadıyor, darbe hazırlığı var vesaire. Mecburi bir birliktelik mi yaptı cemaatle iktidar? Bu önüne kondu. Yani dolayısıyla biraz da eli kolu hareket alanı daraltılmış oldu. Yani her şeyi yerli yerine oturtup net konuşmak gerekir. Buna bir itirazım yok. Yani bunun gerekçelendirilmesi, niye böyle yaptı sorusuna bu cevap verilebilir ama önce böyle yapıp yapmadığı konusunda da şimdi bir şey de anlaşalım. Yani AK Parti iktidarıyla falan başlamadı bu yapılanmanın şeyi. Zaten mümkün de değildi. Doğru. Muhakkak. Yani bu çok geçmişe dayanıyordu. Elbette çünkü bu dönemde daha da... Şöyle yani, evet. İsterseniz şunu söylersek evet, daha doğru olur. Yani bu yapının stratejisi buydu. Tabii. Tamam. Şimdi bu stratejiyi Ecevit döneminde de başka iktidarlar döneminde de hayata geçirmek için çaba sarf etmiş olabilirler ama evet, AK Parti iktidarında bu strateji ayyuka çıktı. Bu strateji çok önemli bir mevzi elde etti. Bir de bunun gerekçesi olabilir. Bu da sivil, askeri vesayet gibi zeminlerden aslında biraz da beslendi. Ama bir süre sonra orada bir yerde duvara tosladı. Şimdi özellikle bu MİT soruşturması süreci, KCK olayı peşin sıra gelen o dalga o boyut daha da derinleşti. Ama bu yapı öylesine mağdur üretti ki şimdi yani Faik Bey'in söylediği saiklerle davranan da çok sayıda yargıç var, savcı var. Benim bildiğim doğrudan ahbaplığım olan başsavcı vekillikleri, başsavcılık yapmış insanların daha sonra fark ediyorlar ki telefonları dinlenmiş. Ve yani dosyalar hazırlanmış onlarla ilgili. Bir işlem yapılmamış ama açık bırakılmış. Çok sayıda iş adamı, çok sayıda işte bürokrat, çok sayıda gazeteci, çok sayıda akademisyen için özel hazırlıklar yapılmış. Dosyalar hazırlanmış. Mağdurlardan biri de benim. Dolayısıyla şimdi nasıl diyebiliriz ki bu sadece iki yapı arasındaki bir kavga ile yansımış bir şeydir. Bu sadece belki patlayan bir şey, ortaya çıkan bir cerahat. Ama bu çok açık bir şekilde. Bakın doğrudan bir savcının söylediği çok sahici ve samimi duygularla ifade etmişti bana. Çağlayan Adliyesi'nde terörle mücadeleye bakan o koridorun savcıları açıkça söyledi ki ben şey değilim, yani ben AK Partili değilim dedi. Şu anda burada görevdeyim. Burada herkes var dedi. Ama geçmişte şu koridora bu yapının dışında en ufak birinin girmesi, sızması mümkün değildi. Öyle bir irade belirliyordu ki buraya atamaları mümkün değildi. Peki. Evet, tabii ağır bir süreç. Her şeyden önce Türkiye'de inanca dayalı. Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı'na kayyum atanması doğru mu yanlış mı? Evet. Kayyum atanması, soruyu sordum ben de. Evet, kayyum atanması perde arkasını bilmiyoruz. Kayyum atanmasını doğrusu fikir özgürlüğü, düşünce hürriyeti adına yanlış buluyorum. Ama Zaman Gazetesi ile Cihan Haber Ajansı ile ilgili bir takım bir şeyler varsa devletin takibatına uğrayacak ve üzerinde çalışacağı bir şeyler varsa bu daha farklı ortamlarda, hukuki zeminlerde yaşanabilir. Peki şöyle yapalım, bir reklama gidelim. Dönüşte sizinle devam edelim. Baştan alalım. Evet. Şeyin ortasını bölmeyelim yani. Evet. Kısa bir aradan sonra Nazif Okumuş'la devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz. Nazif Okumuş. Evet. Zaman Gazetesi'ne Cihan Haber Ajansı'na kayyum atanmasını doğru bulmuyorum. Ama orayla ilgili bir tahkikat çerçevesinde hukuken farklı yollar denenebilirdi. Kaldı ki Türkiye'de kayyum müessesesi çok farklı bir şekilde artık istismar edilen bir müessese haline geldi. Kayyum siyasi partilerde de böyledir, derneklerde de böyledir, vakıflarda da böyledir. Nasıldır? Kayyum atanılacak olan kayyumlar oraların onun maddi meselesini özellikle kontrol altında tutarak çalışmasını bu alanda yoğunlaştırır. Orada yayın politikaları veya faaliyet alanları ile ilgili tepeden inmeci bir anlayışla hareket edemez. Tabii ki yol gösterici olacaktır. Yani oraların hukukla ters düşen, hürriyetçilikle ters düşen çabaları, gayretleri, bir takım insanların dikkatini çekebilecek faaliyetleri varsa onlara engelleyici tavır ve davranışları da sergileyebilir. Ama böyle çok ciddi bir şekilde tepeden inmeci bir anlayışla, tamamen baskıcı, despot bir anlayışla yayın politikanı da ben belirlerim, buraya girecek çıkacak olanı da ben belirlerim, işte ne yapacaksan her şey benden sorulur, bu kararı ben veririm. Gazeteyi konuşuyoruz, ajansı konuşuyoruz. Dolayısıyla buraya konacak resmi, buraya atılacak manşeti, buraya yazılacak haberi, köşe yazısını da ben belirlerim anlayışı içerisinde olmamalıdır. Olamaz bu. Bunu geçmişte örnekleriyle gördük. Şimdi gelelim. Bu mesele ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır? Ben de arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Onlardan biraz daha katkım olsun düşüncesiyle farklı alanlara girerek meramımı anlatmaya çalışacağım. Ben Zaman Gazetesi'nin çıkışında Hürriyet Gazetesi'ndeydim ve Hürriyet'te haber müdürlüğü yapıyorum ajansta. Biz yan yanayız sayılırdık. Hürriyet Cağaloğlu'ndaydı. Zaman Gazetesi de Yeşilayhan'da Ankara merkezli çalışırdı. Mehmet Şevket Eygi, Allah selamet versin, özellikle basında çok duayen olan Ergun Kaftancı. Şimdi çok önemli bürokraside bir makamda bulunan çok güzel bir arkadaşım. Şevket Eygi'nin yardımcısı pozisyonunda gidip gelirlerdi. Bugün siz de yazmışsınız Fehmi Koru falan, ama asıl İstanbul'daki merkezde gazeteyi matbaaya dönmeye gönderen Şevket Eygi ve arkadaşlarıydı. Bu grup hazırladı. Ben de onlara haber açısından naif bir gazete çıkarıyorlar. Herhangi bir cemaatle de bağlantı oluştuğunu düşünmeden yardımcı olurdum Hürriyet'ten. Ama sonraki yıllarda birdenbire Zaman çok farklı bir kulvarın içerisinde kendini çok baskın olarak hissettirmeye başladı. Yalnız o Eygi döneminden öncesi var. Var, Ankara var. Evet, yani Fehmi Koru dönemi. Evet. Ben İstanbul'u kastederek söyledim. İstanbul'a geldi Şevket Eygi ile beraber. Dolayısıyla Şevket Eygi yoktu yani o ilk başlangıçta. Tabii ki başlangıçta yoktu. Alaaddin Beylerin Ankara'da kuruluşunda. Ve dolayısıyla halkın desteğiyle, fedakarlıklarıyla, tasadduklarıyla müessese haline gelmiş, kurumsallaşmış bir adrestir Zaman. Şimdi bu adresin sonraki yıllarda özellikle nasıl şımarıklıklara, nasıl böyle baskın davranışlara, yayın politikalarına sahne olduğunu ve bir takım insanların elinde başka insanlara nasıl tesir edebilme adına baskın ve zalim bir anlayışa büründüğünü de dehşetle gördüm. Dehşetle gördüm bunu. O kadar dehşetle bazen irkildim ki benim arşivlerim bununla doludur. Seçim dönemlerinde yani ben neticede siyasi bir kimliği de taşıyan bir gazeteciyim. Dolayısıyla MHP'li belediye başkanlarına o kadar eften püften muhalefet yaparlardı ki satır aralarında. Bunu görürdüm, böyle kahrederdim. Değer miydi derdim böyle bir 5 paralık siyaset uğruna. Değer miydi? Ve ondan sonra biz bunların şahikalarını yaşadık. Neydi? Kurşuna kafa attı, mermiye kafa attı diyebilecek kadar. Yani bunu gazetecilik adına bu kadar pespayelikler, bu kadar böyle... Mermiye kafa attı ne ya? Kim atmış yani, mermiye kafa atmış işte. İçeride bir arkadaşımız, Allah rahmet eylesin, bugünlerde de onun adına Dursun Çiçek bir program yapıyor. Evet, Ali Tatar mermiye kafa attı diye Zaman Gazetesi'ndeki başlık buydu yani. Mermiye kafa attı. Bunlar o kadar unutuluyor ki, başlık buydu yani. Mermiye kafa attı. Yani basın tarihimizin aslında bugün çok acı bir şey tabii. Bu kelimeyle anlatılmaz ama böyle anlatılır. Başka türlü olmayacağı için üzülerek, o aileden de özür dileyerek söylüyorum. Yani en komik başlıklarından biriydi. Basın tarihimiz en komik başlıklarını, maalesef bunları biz yaşadık. Yani biz mermiye kafa attığı unutacak mıydık? Unutulur mu? Böyle geldi. Onun için bu taassup böyle bir şey. Şimdi Zaman bu taassubuyla kendi kendini o ipe götürdü. Peki Zaman'a bunu yapanlar da ondan farklı bir taassubun içinde değil ki. Onlar da aynı taassubun içindeler. Yani biz birçok bakanlığın, birçok devlet kurumlarının çeşitli birimlerinde hangi cemaatlerin hala fink attığını, hangi cemaatlerin kadrolaştıklarını, hangi cemaatlerin oralarda müdürler, genel müdürler, müsteşarlar tayin ettiklerini, hatta etmeye çalıştıkları için bürokrasinin tıkandığını bilmiyor muyuz? Hala kafamızı kuma sokuyoruz Ahmet Hakan. Ve bu Ankara'da bizi izleyen bütün AK Partili değerli arkadaşlarım, hangi makamlara sahipseler, hangi sıfatları taşıyorlarsa, milletvekilinden bakanına kadar Nazif okumuş. Amma da abarttın demeyecektir. Bakın bunu çok iddialı söylüyorum. Nazif okumuş. Ya yapma falan demeyecektir. Sadece mahcup olacaklardır. Veyahut da sadece doğru söylüyor yani diyeceklerdir. Peki. Şimdi bunları biz göre göre yaşıyoruz. Bunlar paralel yapılanma değil mi? Bazıları bakın iktidarın içerisinde hem ırka dayalı hem de inanca dayalı çok ciddi yapılanmalar hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Ve sırf bunları beş paralık siyaset uğruna yapıyoruz biz bunları. Şimdi cemaatle olan ilişkileri bu çerçevede de değerlendirmek lazım. Zaman Türkiye'de belli bir kesimin tasadduklarıyla büyümüş bu hale gelmiş bir müessesedir dedim. O kesimin sokaktaki insanları bugün mağdurdur. O kesimin sokaktaki insanları zamana yönelik operasyonda yaşadıklarıyla inanılmaz bir görüntü vermişlerdir. Bu yani vicdanları inanılmaz şekilde sızlatmıştır. Daha farklı davranılabilirdi. Bir dakika, çünkü okumuş. Bu başörtülü kadınların Zaman Gazetesi önünde polis tarafından kötü muameleye tabi tutulması da çok konuşuluyor. Hani başörtülü bu bacılar edebiyatına gönderme yapılarak. Ya ne edebiyat ne olursa olsun sonuçta o görüntüler hoş görüntüler değil yani. Onların yapılmaması gerekirdi. Ama işte yani Türkiye'de bu ilk ne ilk oluyor ne de son olacak maalesef. Yani fakat beni rahatsız ediyor. Evet. Şöyle bir şey rahatsız ediyor. Yani sanki başı açık kadınlara polisin bu şekilde müdahale etmesi gayet normalmiş de kadın başörtülü olunca böyle bir hassasiyet oluşması gerekirmiş gibi bir izlenim doğması bu tartışmalardan sonra yani, beni çok rahatsız ediyor. Mesela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle de bir takım kadınlar yerlerde sürüklendiler. Tabii. Eğer itiraz edeceksek ikisine birden itiraz etmeliyiz diye düşünüyorum. Elbet. Siz de aynı kanaat. Aynı kanaat elbette. Tabii ki ama bu ayrıcalık bizim gibi insanlar tarafından veyahut da düşüncesini böyle az veya çok paylaşan insanlar tarafından ortaya atılmadı ki. Bu ayrıcalık bence yine iktidar kanadından, iktidarın temsilcileri, iktidarı bir şekilde anlatabilme uğruna cümleler kuranlar tarafından bu ortaya kondu. Yani bizim arkadaşlarımız işte pozitif ayrımcılık, işte bizim sağduyulu kardeşlerimiz. Yani Türkiye'nin bürokrasisi bunu söylüyor. Ben geçen gece bir televizyon programına Emniyetin önemli bir biriminin başkanı katıldı. Güneydoğu'daki hadiseleri anlatırken uzun zamandır da katılmamıştı. Çok dikkatimi çekti. Biraz dinleyelim. Biraz sonra baktım. Sanki Diyanet İşleri Başkanı gibi konuşuyor. Arkadaşlarımız kuvve-i maneviyeleri çok yüksek, vatanperverlik duyguları çok yüksek. İşte arkadaşlarımız yüreklerindeki imanla, ahlakla büyük bir mücadele veriyorlar. Çok büyük kahramanlık yapıyorlar. Böyle anlatabilir ve bunu böyle de anlatması lazım. Başladı. Namazlarını kılıyorlar, ibadetlerini yapıyorlar. Sabah böyle abdest alarak başlıyorlar. Ya sen Diyanet İşleri Başkanı mısın ya? Sen onların amirisin. Gerek yok. Bak ben inançlı bir insanım ve inanca hürmetin ötesinde, saygının ötesinde çok büyük bir prim veren bir insanım. Ama bunlar olmuyor. Gerek yok ki ya. Bürokrasi kendi sistemi içerisinde bunu daha naif bir şekilde anlatabilirsin, milletle paylaşabilirsin. Böyle yani resmen siyaset yapıyor ya. Gerek yok ki bunlara. O kadar güzel bir konuya temas ettiniz ki Nazif Bey de zaten söyledi. Ben direkt iktidarın suçu vardır demiyorum ama bu dönem dinimiz adına, İslam adına da çok acı şeyler oluyor. Niye? Tamamen şekilsel bir Müslümanlık. Yani başı kapalı kardeşlerimiz, bacılarımız sürüklendi. Başı açık olanın o zaman yaşam hakkı yok mu? Yani bunu bile o kadar ayrımcılığa tabi tuttuk ki Nazif abi de söyledi. Yani ben de muhafazakar bir insanım ama ben bu dönemdeki pespayeliği hayatımın hiçbir döneminde görmedim. Şöyle görmedim. 3 yaşından 4 yaşından beri cuma namazına gideriz. Bu dönem her cuma cep telefonuna gelen yüzlerce mesaj. Cumanız mübarek olsun, hayırlı cumalar. Kardeşim 10 sene önce, 8 sene önce bu kadar cuma mesajı benim cep telefonuma gelmiyordu. Ben direkt iktidarın suçu vardır demiyorum ama şekilsel bir İslamiyet, şekilsel bir Müslümanlık çok önemli bir konu. Bunu bile ayrımcılığa tabi tutuyoruz. Yani başı kapalı olanlar süründürülemez veya yaralanamaz ama başı açık olanlara her şey yapılabilir algısı. Bunlar çok tehlikeli tartışma. Kimse süründürülmesin. Yani başörtülü de süründürülmesin. Tabii. Süründürülmesin. Ya mini etekli de süründürülmesin, çarşaflı da süründürülmesin, insan süründürülmesin. Ben bu süreçte iktidarın o kadar sorumsuz olduğu kanaatinde değilim. Hatırlayın Gezi sürecinde adeta Gezi'nin taleplerinin üstünü kara bir tabloyla örtebilmek için sistematik bir şekilde başörtülü bacım iktidarın en üst kademesinden en alt kademesine kadar sistematik bir şekilde kullanıldı. Üstelik bir müddet sonra görüldü ki devreye bir sürü polis sokulması, hakimler sokulmasına rağmen aslında koca bir yalan üzerinde bir inşaat yapılmış. Bu üstelik sadece geziyle de sınırlı değil. Eğer bugün işte zaman çevresinin başörtülü savunucularına dair hassasiyete bu kadar değiniyorlarsa aslında bizzat iktidarın yarattığı hassasiyetten kaynaklı olarak kendilerine alan açmaya çalışıyorlar. Ama sizin de işaret ettiğiniz gibi aynı gün Kadıköy'de 8 Mart için hazırlanan rengarenk giysileriyle, salt kadın sorunuyla ilgili sloganlarıyla yürümek isteyen insanlara, kadınlara olağanüstü bir şiddet uygulandı ve o devre dışı bırakıldı. Fakat şunun altını çizmek lazım, bu süreç aynı zamanda iktidarın sadece basın özgürlüğü konusunda çok ciddi sorunun olduğunu değil, başörtüsü konusunda, imana dair söylemde de aslında temel ölçütünün iman başörtüsü değil, kendisine siyasal çıkar elde edip etmemek üzerinden kurulduğunu bize bir kez daha ve çok net gösterdi. Peki. İşin bu yanının önemli olduğunu düşünüyorum. Kayyum meselesinde de şunu ekleyelim. Kayyum atananlar, işte zamana atanan kayyumlar AKP milletvekili aday adayları. Bu da bir başka ilginç mesele. Sizin işaret ettiğiniz mesele de çok önemli. Kayyumun o söz konusu yayın organlarının yayın siyasetine karışmak gibi bir hakkı ne hukuken ne etik açıdan kesinlikle olmaması gerekirken işte bir gazeteci sayesinde biz İpek Holding'in yayın organlarında nasıl davrandıklarını çok net görme şansını elde ettik. Zamandaki müdahalede de daha geldiklerinin ertesi günü zamanın yayın politikası 180 derece değişti. Dolayısıyla bu örnekleri anımsayacak olursak aslında din, diyanet meselesinin de siyaseten istismar edildiğini teslim eden bir sorgulama yapmaya ihtiyacımız var ki yarın öbür gün kimse bunları tevessül etmesin. Peki. Şey konusunda da aynı şey, bir basın özgürlüğüne müdahale, bir muhalefet yapmayı imkansızlaştırma durumundan dolayı buraya müdahale edildiğini de net söylemeliyiz ki bu tip şeyler daha yol yakınken vazgeçilsin ve peki, devam edip yani Ahmet Hakan, son sözümü bitireyim. Yani Koza İpek grubuna 30 civarında kayyum atayan mahkemenin o kararı yani nasıl incitmez insanları ya? Allah korkusu taşıyan insanı incitmez mi ya? 30 tane adam taşıyorsun ve adrese teslim veriyorsun. Sen bunları nereden tanıyorsun? Sen bunları nereden? Belli ki eline vermişler liste ve belli ki bu listeyi iktidar vermiş. Onu atıyorsun ve onların ne kadar yanlış olduğunu işte kısa bir süre sonra ödedi. Ama ne oldu? Değiştirdiler. Hukuk devre dışı bıraktılar. Bir dakika, hukuk, İpek Koza grubunun gazeteleri de kapandı değil mi? Kapandı tabii. Ne kadar acı şeyler bunlar. Yani bir de yani kayyumdan sonraki ben şeyi bilmem hani kimler geldi, kimler gitti, onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kayyumdan sonra o gazete çok çirkef yayınlar yaptı. Yani çok terbiyesiz manşetler attı. Tabii. Yani neler yazdılar. Bir şey daha var Ahmet Hakan. Bakın şimdi kısmen uygulanabilen bir yasamız var. Bürokraside mahkemelerden dönen atamalarla ilgili tasarrufları eğer siyasi irade yerine getirmezse bakandan hesap soruyor. Yani X ilin falanca müdürünü aldın, falancayı getirdin ama müdür mahkemeden geriye dönüş aldı. İade etmedin. Bir dava açılıyor. Neticede maddi manevi davalar açılıyor ve tazminata mahkum oluyor. Şimdi onu siyasi irade, yasaya göre siyasi iradenin kendisi ödemesi lazım uygulamıyorsa. Bakın yarınlarda bu işler ne olacak? Koca müesseseler kapanıyor. Ya mahkemelere giderlerse ya mahkemelerde benim müesseselerim kapandı şu kadar zarar oldu derse emin olun gelecek iktidarlar yani millete ödettirmeyecek. Bak gelecek iktidarlar bu tasarrufları böylesine çılgın bir şekilde yapanları ödettirecek. Peki. Bu siyasi irade sahipleri ödeyecek. Çok teşekkürler. Yani şöyle kayyum atandıktan sonraki yayın çizgisi çirkefleşti dedim. Benim derdim iktidar yanlısı yayın yapması bile değil. İktidar yanlısı yayın yapmasının yanı sıra nefret söylemine kayması. Yani o tür yayıncılıktaki problemler nedeniyle. Ama iktidar yanlısı yayın yapması da bir hukuk ihlali, hukuk kaygısıyla suçlu bir gazeteyi cezalandırma. Onu da aşan bir durumun söz konusu olduğunu. Daha önceki programlardan birinde paylaşmıştım. Bu dönem var ya, bu dönem. Bizim mesleğimiz olan basın mesleğinden baktığımız zaman basın tarihimiz açısından en karanlık dönem olarak tarihe geçiyor. Ve bu dönemi bir süre sonra ama gazeteciler, ama tarihçiler, ama Vakanuvis gibi günlük tutmaya çalışanlar irdeledikleri zaman neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemeyecek ve çok karanlık bir sayfa oluştu. Bu dönemin hangi hadiseye nereden bakacak? Bu dönemin bir dönemine bakıyorsan Ergenekon hakikaten darbeye karşı mücadele. Öbürüne bakıyorsun ne büyük bir kumpas. Onun için Allah korusun bu dönemi 10 sene sonra, 20 sene sonra geriye bakıp da Türkiye'nin siyasi tarihini veya Türkiye'nin de yaşananları irdeleyecek olan tarihçiler, akademisyenler, bilim adamları, neyse her neyse siyasetçiler bu dönemde inanılmaz bir şekilde sıkıntı yaşayacaklar ve hemen karanlık sayfa olarak aydınlatamayacağız. Teyit eden maalesef bir şey. İktidar yanlısı olur, muhalefet yanlısı olur. Hiçbir sorun yok ama siz de daha geçen hafta programımızda ağırladınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Selin Hanım, Selin Sayek-Böke. Bunlar Selin Sayek-Böke'nin annesi Hristiyandır diye bir manşet attılar. Sürmanşetten çıktı. Ya kardeşim insanın anası Hristiyan olur, Müslüman olur, Yahudi olur. Bize ne? Bu iktidar yanlısı olmak veya muhalefet karşıtı olmak böyle habercilik olmaz yani. Siz bir şey söyleyeceksiniz. Şimdi yani değerli dostum beni bağışlasın ama sonuçta o benim gözümde siyasetçi kimliği daha baskın kimliğidir. Dolayısıyla siyaset kurumunun da sonuçta bir çok boyutu. Evet. Böyle bütün kanalların ortak bir reklamı var. Tam öyle, bu tamam. Saatte ondan girmesi gerekiyor. Çok kısa hemen devam edeceksiniz. Tamam. Girelim sonra hemen devam edelim. Evet, yarın da Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü, hepsine kutlu olsun diyelim değil mi? Emekçi Kadınlar Günü. Evet, belki konu dışı ama bir cümle belirteyim. 1921 yılında bu memlekette 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü diye de kutlanıyormuş. Osmanlı döneminde. Osmanlı döneminde 1 Mayıs'ta Emek Bayramı olarak kutlanıyormuş fakat ne yazık ki... Amele Bayramı. O gün bugün Emek Bayramı, Emekçi Kadınlar Günü maalesef bu memleketin en temel sorunları olmaya ve kanayan yarası olmaya devam ediyor. Meşrutiyetin kıymetini bilemediniz. Evet, hocam, siz bir şey söylüyorsunuz. Evet, yani mücadeleyle alınmış haklar var. Meşrutiyetin kıymeti. Tazminatın kıymetinde. Tanzimat evet. Tanzimat sonra daha önceydi. Evet. Buyurun hocam. Şimdi... Yani değerli dostuma katılamayacağım dediniz. O bir siyasetçi olduğu için falan dediniz ama ne diyeceksiniz onu? Şunu öne çıkarmasını arzu ederim değerli dostumdan. Yani siyaset kurumu bugüne kadar bu alandan önemli ölçüde istifade edebilmek için, gücünü maksimize edebilmek için yararlanmıştır. Hiç kimseyi diğerinden ayırt etmiyorum. Hangi alandan? İşte bu cemaatler alanından. Evet. Bir kere bunu saptayalım. 2, bu yapı daha önce örneği hiç rastlanmamış. Farklı bir şey. Başka bir ülkede de yani demokrasinin ve hukukun iyi kötü işlediği herhangi bir ülkede, hani Batı'yı da daha iyi işlediğini varsaysanız onu da katın içerisine. Rastlanması da mümkün olmayacak biçimde. Zaten bu özgünlüğü nedeniyle de dünyaya anlatılamayan bir tarafı da var. Bir tarafı da var. Anlatamıyorsunuz yani. Şimdi dolayısıyla işi hafifletmemek gerekir. Ben siyasetçi değilim. Bir akademisyen olarak yaşadıklarımı ben bilirim. Ne yaşadınız? Yani telefonlarım dinlendi, davalara eklenmeye çalışıldı. Neden? Sizinle niye uğraştınız? Bilemiyorum. Bir parantez ben açayım o zaman. Şimdi, dur. Şimdi dolayısıyla ben siyasi hesaplaşmaya sandıkla, başka yollarla her bakımdan hiç ürkmeden, korkmadan yapabilirim. Bir yurttaş olarak, bir seçmen olarak. Ama böyle bir yapılanmanın ucunun nereye dayandığını tam olarak, yani bence bir cevabı var ama hadi bilinmez olduğunu varsayalım. Yani bu işte bir dönemi hatırlayın canım. Yani sokaktaki her yurttaş manavından bakkalına, telefonunun dinlendiğine dair bir korkunun, bir refleksin içinde yaşıyordu. Unuttuk mu bunları? Şu anda değiştiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle değişti. Emin olun. Bunu Nazif Bey de çok iyi bilir. Yani böyle örgütlü bir mekanizmaydı bu. Dolayısıyla bununla hesaplaşmak, bunu bütün kılcallarıyla bu bünyeden söküp atmak o kadar kolay iş de değil. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla peki, ne olur bu işi hafifletmeyelim. Topyekun burada bütün o güzel kavramlarımızı, değerlerimizi, fikir özgürlüğü, demokrasi, hak, adalet, basın özgürlüğü feda etmeyelim bu noktada. O zaman bu netleşsin. Siyahla beyaz kadar net bir şey bu. Bizde yani cemaatler siyasetimizin değil, toplumsal hayatımızın bir gerçeği. Yok. Anladım. Ben çok fazla şeylere girmeyeceğim. Yani biz mesela 50'li yıllarda dönemin İsmet Paşalı CHP'si ticanilere yol açtınız diye Demokrat Parti vardı. Yani. Demokrat Parti'nin üzerine gidiyor iktidardaki Demokrat Parti'nin. Sonradan o ticanilerin önderi, yani ticanilere örnek vererek kadrolaştıklarını ve bir şekilde ticanilere yol verildiğini, toplumsal hayatın içerisinde etkinleştiklerini ifade ederek müthiş hücumlarda bulunuyor İsmet Paşa, Allah rahmet eylesin. Ama sonra bir bakıyorsun başı olan Kemal Pilavoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili oluyor. Şimdi bu siyasetin şeyleridir, cilveleridir. Daha 70'li yıllar, 80'li yıllar. Biz ama Türkiye'de ne zaman ki bizim bu cemaatlerimiz cemaat mantığından cemaat iktisadi teşekküllerine dönüştüler, cit oldular. Parayla buluştular, parayla oynamaya başladılar. Kudret ve hükümranlık onların vazgeçemeyecekleri. Ondan sonra da dünyevi seküler özel bir şey olduğunu herhalde. Neyse sonra gireriz onlara. Yani. Onun için bana hiç söyleme. Hoca diyor ki diğer cemaatleri bir tarafa bırakalım. Burada özgün bir durum var diyor. Kendine özgü bir durum var. Yani bunun Fethullah Gülen cemaati. Yani bunun cemaat boyutu belki var. O söylediği şey, ona katılıyorum. Yani son derece inanmışlık duygusuyla bu yapıyla bağ kurmuş, etmiş. Bu vardır. Hala da sürdürüyordur. Kopanlar da var çok ciddi anlamda. Ama bunun dışında bir yüzü var. O kesin. Bu uluslararası bir network'ün içinden geçen bir şey bu. Bunu net saptayan. Ben Amerika'da hocalık yapmış biriyim ya. Yani vizem dolduğu zaman kapıma dayanıyordu şey. Nasıl oturabiliyor? Sadece bu basit. Bunun bir cizanlı olması lazım. Peki. Çok teşekkürler. Şimdi bir başka konuya geçelim. Yine gündemdeki bir konu. Kayseri merkezli İstikbal grubu var. Herkesin bildiği bir grup. O grubun yönetim kurulu başkanı ve sanıyorum CEO'su önce gözaltına alındılar. Yine bu paralel yapılanmayla bağlantılı olarak ardından da 4 kişi gözaltına alınmıştı. İkisi tutuklandı. Biri yönetim kurulu başkanı, diğeri de yine CEO. Yani şirketin en önemli iki ismi tutuklandı. Bu gelişme de çok tartışılıyor. Yani şimdi buradaki tartışma konusu şu. Eğer bu grubun paralel yapıya ya da işte cemaate diyelim parasal destek verdiği şeklinde bir iddia varsa bu destek 17 Aralık'tan önce herkes tarafından veriliyordu. Bilhassa iktidar tarafından veriliyordu. Şimdi 17 Aralık'tan önce verilen destek nedeniyle böyle bir operasyona maruz kaldıysa bu grup, bu büyük haksızlık deniliyor. 17 Aralık'tan sonraki süreçle mi ilgili acaba kuşkusu da var? Biraz bunu tartışalım istiyorum bu bölümde. Önce Erdinç Yazıcı. Ben öncelikle sözü almışken bir an burada unutulduğumu düşünmüştüm. Bu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum gerçekten. Keşke bu akşam biraz bu konu üzerinde konuşabilseydik. Türkiye'nin çünkü bu Cumhuriyet tarihi boyunca milli mücadelenin arkasından büyük hikayesi, kalkınma hikayesinin altında tarlalarımızdan kalkarak fabrikalarımıza kadar uzanmış büyük bir kadın emeği var. Çoğu zaman da ihmal edilen, hatırlanmayan, dikkate alınmayan. Türkiye kadın eğitimi üzerinden, meslekleşmesi üzerinden büyük de bir rönesansı gerçekleştiriyor aslında. Aslına bakarsanız bugün itibariyle aşağı yukarı kadın istihdamının oranı %35'e ulaşmış durumda. Hızla artıyor. Dolayısıyla gündelik hayat içinde kadınları daha çok hissettiğimiz annelerimiz, kardeşlerimiz, eşlerimiz ve meslek arkadaşlarımız olarak yanımızda bulunan bu insanların emeğini gerçekten hiçbir şekilde ihmal etmemek, bu emeğe saygıyı daima korumak gerekiyor. Gerçekten Türkiye'nin bugünkü hale gelmesinde kadının büyük bir emeği var. Belki de bugün bir öz eleştiri günü erkekler için de bütün bu bir miktar da burada tartıştığımız halen daha pek çok güzelliklere rağmen bazı krizleri, sorunları çözemememiz, bu sorunlara, krizlere yeteri kadar kadının elinin değmemesiyle de belki ilgilidir diye düşünüyorum. Özellikle siyasette kadın eli, medyada, akademiyada kadın eli, her alanda entelektüel dünyada kadın eli her bakımdan çok gerekli. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum, yeniden kutluyorum. Şimdi diğer taraftan buradan Boydak grubuyla ilgili meseleye geldiğimizde özellikle şunun altını çizmek isterim. Gerçekten Türkiye bu küresel dünyada, küresel rekabette karşı karşıya kaldığı, kalkınma sorununda karşı karşıya kaldığı en büyük kriz sermaye yetersizliği sorunudur aslında. O bakımdan Türkiye'nin kendi imkanları içinde kıt kanaat geliştirdiği sermaye yapılarını koruma sorumluluğuna sahip ve mümkün olduğu kadar küresel rekabette ve iç ekonomik dinamikte sermaye yapılarına özel bir ilgi göstermek gerekiyor. O bakımdan bu tip soruşturmaların bu nevi yapılar üzerinde bir kuşku oluşturması gerek milli düzeyde gerek küresel düzeyde bazı problemlerle Türkiye'yi karşı karşıya bırakabilir. O bakımdan bu soruşturma ve benzeri soruşturmalar konusunda son derece dikkatli olmak gerekiyor. Fakat bu 2-3 gün içerisinde bu olay olduğundan beri basına yansıyan özellikle grubun açıklamalarıyla ortaya çıkan bir tablo var. O da daha önce yapılmış bazı katkılardan bahsediliyor ve belirgin bir şekilde kamuoyuyla paylaşılan bildiride devlete, Türkiye'nin milli birliğine bağlılık zikrediliyor ve daha önceki yardımlara atıflar yapılıyor. Bu çerçeve içerisinde sanıyorum bu şey çok ileriye gitmeyebilir. Fakat demin de söylediğim gibi sonunda bir davanın konusundan bahsediyoruz. Dosyalarda neler var, konu ne, niçin gözaltına alındı, bu gözaltının sebepleri nelerdi, tutuklamalar niçin oldu? Belki zaman içinde daha iyi anlaşılacak. Fakat gerçekten bu konularda çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani bu paralel yapı FETÖ soruşturmalarının belli bir sınır içerisinde sürekli kamuoyunun duyarlılığını ve desteğini arkasına alarak sürdürülmesi, kamu vicdanını rahatsız etmeden sürdürülmesi, böyle bir tehdidin toplumun sürekli desteğini alarak bertaraf edilmesi en doğru strateji olur. Sanıyorum bu çerçeve içerisinde bu Boydak meselesi de açıklığa kavuşturulacaktır diye düşünüyorum. Faik Tülay. Şimdi farklı bir açıdan yaklaşayım meseleye. Bugün Türkiye'nin ihracattaki gururu hepimizin dünya çapında gezenlerin, yurt dışına gidenlerin bildiği şirketimiz hangisi? Vestel. Bakın size bir tane istatistik vereyim sonra Boydakları... Reklama girer ama yani. Yok hayır, o istatistik onunla ilgili değil. Şimdi... Güney Kore'nin devi Samsung firması 98. Firma isimleri veremiyoruz. Tamam veremiyoruz pardon. Değil mi veremiyoruz? Tamam iki tane firma ismi vermeden şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin medarı iftarı dediğimiz, ihracat şampiyonu dediğimiz firmanın 98 yılındaki cirosu 1 milyar dolar, Güney Koreli firmanın cirosu 4 milyar dolar. Bugün 2015 yılında bu Güney Kore firmasının cirosu 150 milyar dolar. Bizim medari iftarımız dediğimiz şirketin cirosu 4 milyar dolar. Güney Kore firması bugün 220 bin kişiyi çalıştırıyor. Bizim bu firmamız sadece ve sadece 15 bin kişiyi çalıştırıyor. Bizim Türkiye'de boydaklar gibi çok daha büyük şirketlere ihtiyacımız var. Ben bugün gelmeden önce programa baktım. Direkt 14 bin kişiye iş imkanı sağlıyorlar. Tedarikçileri, bayileriyle, işte etrafıyla beraber hesapladığınız zaman 100 bin kişiye ekmek veriyor. Şimdi 100 bin kişiye dolaylı yoldan da olsa 100 bin kişiye ekmek veren bir firmalara Türkiye'nin çok ihtiyacının olduğuna inanıyorum. Ben bir milletvekiliydim, siyasetçiydim ama aynı zamanda iş adamıydım. Yani bunlar gibi firmalar, sayılar artarsa, ne kadar çok daha çok fabrika açılırsa Türkiye o kadar daha hızlı ilerler. Şimdi neden tutuklandılar, gözaltına alındılar? İşte programın başında konuştuğumuz mevzuya yine geri döndük. FETÖ terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan. Fakat bir şeyi de konuşmak lazım. Bu ailenin tutuklamaları olduktan sonraki açıklamasını dikkatle okudum. Erdinç Yazıcı'nın işaret ettiği. Şöyle bir ifade kullanıyorlar. Biz devletimizin legal olarak saydığı, devletimiz tarafından da desteklenen kurum ve kuruluşlara yardım yapmaya devam edeceğiz. 1957 yılından beri iş hayatının içerisinde olan bir aileyiz ve yardımlarımız bu düzlemde devam edecek diyor. Yani bunu okursanız, bunu tercüme ederseniz Boydak ailesi şunu söylüyor. Biz devlete karşı gelen hiçbir organizasyona hiçbir şekilde para yardımı veya maddi yardım yapmadık. Yaptığımız her şey devletin legal saydığı kuruluşlara diyor. Şimdi, niye tutuklandılar o zaman? Şimdi oraya geleceğim. Şimdi bir tarafın yani ya tutuklayanların, bu kararı verenlerin yanlışlığı var ya da Boydak ailesi kamuoyunu yanıltıyor. Eğer bu aile 14 bin kişiye iş sağlayan, dolaylı olarak da 100 bin kişiye iş sağlayan bir aile açık ve net bir şekilde ben devlete karşı gelmedim ve hiçbir para yardımı yapmadım diyorsa o zaman burada bir yanlışlık var. Görüntüler, hoş görüntüler değil. Yine aynı şekilde bunu tartışıyoruz ama buradaki diğer konuklara da sorayım. Bununla ilgili tabii daha iddianame ortaya çıkmadı. Hiçbirimiz sağlıklı bir şeye hakim değiliz ama evet, soruşturuyoruz. Dostlarımız var, eşimiz var. Ben bu konuyu soruyorum 2 gündür. Hakim ve savcı tanıdıklarımız var. Sizin de söylediğiniz gibi. Herkes diyor ki hiçbir şey bilmiyoruz. Süreci bir görelim, süreç ortaya çıksın. Doğru. Zaten Türkiye'nin klasik refleksi bu oldu. Her konuda. Ben de bunu söylüyorum. Sizler de bunu. Süreci görmüyoruz, bilmiyoruz. Bir süreç ortaya çıksın, bir değerlendirelim bakalım. Ama o süreç ortaya çıkarken canlar yanıyor. İnsanların itibarıyla oynanıyor. Bir sürü yanlış hatalar yapılıyor. Mücadele asli mecrasından çıkıyor diye düşünüyorum. Bunu da iyi takip etmek lazım. Ama Türkiye'nin böyle firmalara, böyle işveren, aşveren, hakikaten Anadolu'nun değeri, bakın en önemlisi odur. Anadolu'nun çıkardığı bir değerdir. Onlar veya onun gibi aileler, bunların desteklenmesi gerekiyor. Bu sürecin de bir an önce sonlanması gerekiyor. Hocam? Kinle, nefretle, dayanaksız, delilsiz hiç kimseye zulmedilmemelidir. Hukuk devletinde bu olmaz. Dolayısıyla bu konuyu müşahhas bir konu, ben de bilmiyorum iddianamede ne var, neyin nesidir ama bilinen şeyler hep bu böyle bir yapının sermayesiz olmayacağıdır. Kuşkusuz bu illegal örgütlenmenin bir yığın kumpasa imza atmış bu yapının ciddi de bir sermaye ayağı vardır. Bunlar mıdır, başkaları mıdır onu bilmem. Peki. Erdoğan Aydın. Ben de birazcık farklı bir yerden yaklaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar haklı olarak işte iddianameyi bilmiyoruz, ona bakmak lazım diyorlar. Bu söz bir hukuk devletinde başlangıç sözüdür. Ama biz şu ana kadar çıkmış olan iddianamelerde gerek iktidarın cemaatle birlikte başkalarına operasyon yürüttüğü dönem olsun, gerekse de cemaatle iktidarın arasının bozulup cemaatle dahil başkalarına karşı yürütülen operasyonlarda olsun ve en son halkası da Erdem ve Gül iddianamesi çıktığında neyle karşılaştık? Karşılaştığımız şey aslında kesinlikle onların tutuklanmasını gerektiren, onların üzerine daha önce bir finans grubu olsun, işte Kürt kesimi olsun, adeta camcı dükkanına giren fil gibi girilmesini gerektiren ciddiyette en küçük bir kanıt olmadığını, bunların tamamen siyasal tutuklamalar olduğunu, bu siyasal tutuklamaların kesinlikle rakibini yargıyı araç olarak kullanarak tasfiye etme operasyonlarından başka bir şey olmadığını. Dolayısıyla bu memleketin aydınlarının, akademisyenlerinin karşımızda böyle bir olgu olduğunu dikkate alacak olursak, bence bir Almanya'da, İngiltere'de yaşıyormuş gibi hele bir iddianameyi görelim. Kaldı ki bizde iddianameler artık giderek alışkanlık haline gelen bir şekilde yasaklanmaya başlandı. Soruşturmalar gizlenmeye başlandı. Eskiden sadece Gazi katliamına yapılan, Maraş katliamına yapılan, 1 Mayıs katliamına yapılan işler, yani mahkeme bilgilerinin kamuoyuna ulaşmasını engelleme ve başka şehirlere atama işleri bugün artık bütün yargılamalar yapılıyor. En son bildiğim kadarıyla işte bu tırlarla ilgili işte bir albayın, bir savcının, bir falanların yargılandığı mahkemede de insanların ifadesini kamuoyuna yansımasını yasaklayan bir karar alındı. Şimdi dolayısıyla bence hangi duruştan olursak olalım, salt hukuk kaygısı üzerinden bile yola çıkacak Erdoğan olursak... Bey, küçük bir araya gireyim. Yani bu iddianamelerin yine o geçmiş alışkanlıktı ve bu yapı çok yapıyordu, sızdırıyordu. Henüz daha iddianame bu. Bunlar çarşaf çarşaf yayınlanıyordu. Bıraktığı algı da bir suçluluk algısıydı. Aynen doğruya işaret. Dolayısıyla bugün de bunun yayınlanmaması gerekir. Bizzat yayınlanmaması gerekir. Yok ama bu şu şöyle bir Hayır, değil. Hukukçular bunları açığa çıkartır. Ama bunların böyle gazetelerde yani sayfalar... yargı sürecinin gizlenmemesi lazım. Ama elbette ön soruşturma yapılıyorsa haklısınız. Ama ön soruşturmaların diğer örneklerini, örneğin sadece hükümetin, cemaatin diğer operasyonlarını veya işte Erdem ve Gül'e yaptıklarını veya işte diğerlerini yaptıklarını şöyle bir dökelim. Ortada bir Almanya'da, İngiltere'de yaşıyormuş gibi saf bir şekilde hele bir iddianameyi görelim deme rahatlığında olmamamız lazım. AKP'yi destekleyen arkadaşlar açısından bile. Kaldı ki biraz daha geriye gidelim. Ne yazık ki bu memleketin tarihi İstiklal mahkemelerinden, ondan önce İttihat Terakki'nin mahkemelerinden, Abdülhamit'in mahkemelerine varana kadar, aradaki DGM'ler, şunlar bunlar, bu ülkenin tarihi ne yazık ki yargının, hukukun demiyorum, yargının iktidarı korumak ve rakiplerini elimine etmek için sıklıkla kullandığı bir durum. Burada da bence bu seçeneğin, bu olasılığın çok ciddi bir olasılık olduğunu görelim. İkincisi, tam bu ortamda neler oluyor diye de düşünelim. En güçlü olduğu zannedildiği zamanda aslında bir bakıyoruz işte Abdullah Gül ilk defa hafif hafif ses çıkartmaya, Bülent Arınç ses çıkartmaya, bir yerler tutulmaya başlandığı bir döneme tekabül ediyor. Suriye politikası tıkanmış, diğer alanlarda ciddi sorunlar var. Bu ortamda aslında olası bir yeni siyasal muhalefet odağının oluşması, özellikle başörtülere seslenen, AKP tabanına seslenen yeni bir muhalefet odağının, yani İslamcılık tekelini AKP'nin elinden alacak bir muhalefet odağının oluşması, böyle bir odağa basın ayağı, böyle bir odağa, sermaye odağı, moral odağı olabilecek grupların, güçlerin elimine edilmesi, başkalarının da böyle bir yöne yönelmesinin önünü almak gibi bir girişim söz konusu. Peki. Böyle bir tahlil yaparsak zannediyorum bu atmosferi daha gerçekçi görebilme şansına sahibiz. Şunun altını çizelim ki en kötü yeni liberal politikayla kalkınmayı önüne koymuş bu iktidarın bütün bu 12 yıllık süreç, 13 yıllık süreçinde kendi sermayedarını bile, kendi sermaye biriktirme olanını bile bu şekilde baltalayarak dış sermaye girdisini de engelleyecek kadar irrasyonel işler yaptığını da bu vesileyle de tespit edelim. Bu yanıyla gidişatın daha sorunlu, daha sorgulanması gereken bir gidişat olduğunu da net olduğu kanaatindeyim. O zaman ya bu kanaatiniz şeyden arındırıyor, bu yapının işte Fethullah denilen bu yapıyla bağının olmadığı kanaatiniz. Olabilir, olabilir. Ama diğer ögeleri nasıl az önce zamana yönelik operasyon aynı zamanda imeceye yönelik, örneğin MHP'ye yakın olduğunu, Bengi Türk'ü, işte Cumhuriyet'e vesaireye yöneldiğini, yani her türden muhalefet, işte 16 yaşında 15 yaşında çocukların tweetinden dolayı 5 yıl 15 yıl ceza ile yargılandıkları 1800 tane davanın varlığını düşünürsek buradaki durumun ne yazık ki sadece iddianameleri bekleyelim diyemeyeceğimiz, sadece işte cemaatle ilişkisi olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir duruma işaret ediyor. Bu hassasiyeti özellikle AKP'ye yakın insanların göstermesi bu gidişatın belki de önünü kesmek açısından ne oluyoruz ya? Yani hukukun bu kadar devre dışı bırakıldığı iktidar kavgasının her şeye, İster basın grubuna, ister bir sermaye grubuna yönelindiğinde veya işte kadınlara başörtüsüz başörtülüler ki tespit edelim tam da 8 Mart'ın öncesi başörtüsüzlerin her zaman karşılaştıkları baskı kıyaslanmayacak kadar bu memlekette ağır olmuştur. Buna hep birlikte bir şeyler söylememiz lazım ki gidişat daha kötü olmasın. Bu arada bir... Avrupa Birliği ile de ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Onu da belirtelim. Günün en önemli konusu aslında bu. Ankara, Brüksel'deki Avrupa Birliği Türkiye zirvesine yeni talepler ve önerilerle gitti. Sonrasında da bir taslak metin ortaya çıktı. Son gelen AB liderlerinin kendi aralarında Türkiye'nin önerileri konusunda anlaşamadığı yönünde. Son gelen haberler bu yönde, anlaşamadıkları yönünde. Çünkü bir süre önce, yani akşam üzeri bir anlaşmanın sağlandığı söyleniyordu. Ve çok önemli noktalar vardı orada. Türkiye açısından önemli kazanımlar elde edildiğine dair bilgiler geliyordu. Mesela Haziran ayında AB vizesinin kalkacağı söyleniyordu. Bir 3 milyon euroluk yardımın daha geleceği söyleniyordu. Yani akşam üzeri biz bu programa girmeden önce olumlu hava istiyordu. Oysa şimdi anlaşamadığı yönünde bilgiler geliyor. Bu konuyla ilgili AB Komisyon Başkanı Jean-Claude ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun üçlü bir açıklama yapması bekleniyor. O açıklamaya döneceğiz. Çünkü gerçekten günün en önemli gelişmesi bu. Acaba anlaşma sağlandı mı, sağlanamadı? Sağlandıysa Türkiye açısından çok önemli kazanımlar söz konusu. Sağlanamadıysa hangi noktalarda sağlanamadı, onlara dikkat kesilmemiz gerekiyor. Birazdan bu üçlü açıklama yapacak. O üçlünün açıklamasına bakacağız. Nazif Okumuş. Evet, arkadaşlarımdan farklı olarak devam edeyim ve yanlarını bıraktıkları yerden. Devletler... Şu boydak meselesi. Evet, boydak meselesi. Eyvallah. Ahmet Hakan, başka bir yere girmem merak etme. Devletler diye başlayınca. Devletler temellerini anayasalarıyla oluştururlar. Ama direkleri de onun hukuktur. Şimdi boydakların meselesi temelle ilgili sorun. Nedir? Anayasalar, bizim anayasamızda olduğu gibi demokratik ülkelerde anayasalar hürriyetler getirir. Hürriyetlerin sınırını anayasalar çizer, hukuk çizmez. Anayasamızın dolayısıyla hürriyetlerle ilgili çizdiği sınırda da 4 ana madde karşımıza çıkar. 4 ana eksen. Bir tanesi inanç ve ibadet özgürlüğüdür. Bir tanesi. Bir tanesi düşünce özgürlüğüdür. Fikir özgürlüğüdür. Bir tanesi seyahat özgürlüğüdür. Bir tanesi de teşebbüs özgürlüğüdür. Müteşebbis ruhtur. Dolayısıyla teşebbüs hürriyeti anayasal bir teminattır. Müteşebbislerimiz, iş adamlarımız bu teminattan yola çıkarak istedikleri sahada iş yapma hürriyetine sahiptirler. Tabii ki hukukla da ters düşünmediği müddetçe. Şimdi Boydak ailesi de öteden beri ben biliyorum, gazeteci olarak tanıyorum. Özel bir hukukum yok. Sadece Mustafa Boydak, dışarıda olan kişiyi tanırım. İnanılmaz güzel bir adam olduğuna şehadet edebilecek kadar da tanırım. Şimdi bu aile çok ciddi bir mücadele verdi ve mesafe aldı. Anadolu'da bizim de özellikle 80'li yıllarda çok ciddi dikkatimizi çeken ve övündüğümüz, bütün siyasi adreslerin övündüğü, iktidarların uğruna birçok şeyler yapmaya çalıştığı KOBİ dediğimiz, küçük ve orta işletmecilere verilen desteklerle veyahut da kendi başlarına bir mesafe aldılar. Şimdi uluslararası alanda da az çok kendi sahasında, özellikle kendi kalemlerinde karşılığı olan bir müessese oluşurlar. Şimdi biz bu müesseseye İnanılmaz bir şekilde gidiyoruz. Peki bunun altyapısı var mı hukuken? Ben hukuken bunun altyapısının ağırlıklı olarak olmadığını düşünüyorum. Biliyorum bunu. Nereden biliyorsun? İşte söyleyeceğim şimdi. Daha hiçbir şey. Şimdi vereceğim ona. İddiana. Geleceğim. Boydaklarla ilgili değil. Neyle ilgili? Şimdi bu mesele madem bir terör örgütüne yardım ve yataklık deniyor ki daha öyle de denmiyor. Sadece terör örgütü tasadduk bulmuşlar. Finansal destek yaptı. Yataklık kelimesi falan. Evet, bilemiyorum. Olmaz. Şimdi evet, tasadduk olmaz. Şimdi iktidar Avrupa başta Amerika olmak üzere terörle mücadelede dünyada Avrupa Birliği başta olmak üzere, şimdi bugün Sayın Başbakan'ın da az önce söylediğiniz gibi bir araya geldi, masada oturdu. Avrupa ülkeleri ya Türkiye'de kara parayla mücadele kanunu çıkarın diye yıllarca söylediler. Siyasi iktidar, AK Parti iktidarı kara parayla mücadeleyi aşağı yukarı 9 sene çıkartmadı. Evet, 9 sene. Okumuş. Şimdi bu kara parayla mücadele, ama böyle terörle mücadele olur. Bir adım öte öyle. Masa hareketlendirmek. Daha sonra... Boydakların bu konuyla ilgisi olmadığını biliyorum dediniz. Nereden biliyorsunuz? Tabii ki işte evvela onu söylüyorum. Kara para ile mücadeleyi altını beslemedi. Dolayısıyla kara para ile mücadelede MASAK'ın önderliğinde böyle bir mücadele ve tespit araştırma yapılır. Hakimlerin, mahkemelerin önüne getirilir. Evet. Böyle bir şey yok. Şimdi geliyorum. Eğer boydakların böyle MASAK'ın devreye girdiği bir şey varsa bunu MASAK açıklamalıydı. MASAK kamuoyuna bunu açıklamalı ve bizim Türkiye'de karşılığı olan en önemli ciddi kuruluşlarımızdan biri. MASAK açıklamalıydı. Ama böyle bir açıklama yoksa... Evet, böyle bir şey yok. Onun için bir aileyi teşebbüs hürriyetiyle ters düşebilecek kadar farklı bir zeminde suçluluk sandalyesine oturtturmak çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir de benim bildiğim bu aile... Yani hükümetle cemaat arasında ittifak varken yardım etmiş olabilir. O konuda yardım etmiş. O belli zaten. Söylüyorlar zaten. Söylüyorlar. Onu inkar etmiyorlar. Benim bildiğim hükümetle cemaat arasında ihtilaf doğunca, paralel yapı meselesi ortaya çıkınca bu aile biz artık bu cemaatle falan ilişkimizi kestik gibi bir açıklama yaptılar. Siz hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. Hatta Devletimizin yanındayız dediler. Aynen. O ihtilafın hemen ardından yani gözler onlara çevrilmişti. Aynen. Onlar da yani biz safımızı devletimizin yanında belirledik gibi bir açıklama yaptılar. Şimdi evet, kamuoyuna rağmen iktidar da sürekli bunu istiyor. Tamam, işte bunu yaptı. Tamam, ben de diyorum ki niye? Evet. Şimdi başka bir şey mi var acaba? Buna rağmen niye yaptı? Ben bunu şöyle tarif edebilirim. Bizim bazı arkadaşlarımız akçeli işleri çok seviyorlar. Benim bu mesleğim Ahmet Hakan. Bunu çok ciddiye alırım. Belki bizi dinleyenlerin bir kısmı bunu önemsemeyecek ama meslektaşlarım önemseyecek. Bu grup Türkiye'de ağırlıklı medyayı, bizim yandaş dediğimiz medya başta olmak üzere hepsine inanılmaz reklamlar verdi. İnanılmaz sponsorluklar yaptı. Özel programlarına baktı. Bununla ne alakası var? Şimdi bir süredir bu sıkıntılar söz konusu olunca belki kendi finans durumlarından dolayı çekti. Çekince, olur mu canım öyle bir şey? Ahmet Hakan Bey, biz bunları biliriz. Biz benim programıma sponsor olmadım. Benim televizyonuma reklam vermedim. Bir de arkadaşlar bu meselelerden bir tanesi olabilir. Bu çok ağırlıklı değil ama bu da vardı. Ben bu meslekte 42 yılımı verdim. Bu 42 yılın aşağı yukarı 30 yılında yazı işlerinde sorumlu olarak. Ama bak Nazif okumuş. Bir şey söyleyeceğim. Ahmet Hakan bir şeye gelin. Reklam şantajları, program sponsorluk şantajları veyahut da sen bana... Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, söyleyebilirsin. Şimdi şöyle olsaydı hak verebilirdim. Yani biz bu hükümet yanlısı medyada çeşitli kurumlara, kuruluşlara, kişilere yönelik tehditler okuyoruz, görüyoruz. Açıktan yazıyorlar. Ama ben boydaklara yönelik böyle bir yayın görmedim. Yani bu boydaklar bu işin sermayesini vermektedir. Yani boydakların hedef olduğu, boydakların tehdit edildiğine dair pek bir şey görmedim. Ama ben bunları o bakımdan ağırlıklı bir gerekçe olarak söylemedim ben. Ya hayır, olabilir. Yandaş medyanın hani böyle bir yayını doğrultusunda olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Yayın yapmadılar. Çünkü onun için ben bu işin MASAK tarafından kamuoyunun bilgilendirmesi gerektiğini en başta söyledim. Bu işin kara parayla veyahut da bu işin karanlık tarafları ile ilgili bir sirkülasyonu varsa o tarafın açıklama yapması gerektiğini ifade ettim. Peki. Sözüme de ağırlıklı olarak oradan girdim. Tamam. Ama bu tarafını da göz ardı etmem ben bir gazeteci. Ama son şunu söylemek lazım. Şimdi bir an önce bu iş sonlandırılsın. 14.000, biraz önce söyledim, dolaylı yoldan 100.000 kişi şu an Boydak ailesinin iki ferdinin geleceğiyle ilgili çok endişe içerisinde ve bunlar Anadolu sermayesi. Yani bizim topraklarımızdan çıkan mütevazi, inançlı, bildiğimiz, saf temiz Anadolu insanları. Bir an önce bu ortaya çıksın. Bugün Kayseri'den 2-3 kişiyle konuştum. Hakikaten Kayseri bir prototiptir Türkiye'de. Hepimiz biliriz bunu. Bir rahatsızlık oluşmuş. Yani AK Partilisi de aynısını söylüyor, MHP'lisi de bir sembol yani. Bir de bence şunu söyleyelim. Yazıktır. Yani niye tutuklu yargılıyoruz? Yani şimdi niye biz bu konuyu aşmadık mı kardeşim? Yani tutuksuz, yani şimdi bu adamlar iş güç sahibi, Kayserililer, nereye gittikleri belli. Bir de şeylerini de şimdi sizlerin benden çok daha fazla tecrübesi var yaş olarak da. Ben Boydak ailesinin hiçbir ferdinin elini sıkmışlığım dahi yok. Size yemin olsun ama bu ailenin ben hiçbir şekilde şunu görmedim ama bak çok mütevazi. Ahmet Bey'in dediği gibi de yani hiçbir işin içine girmeyen, açıklama yaptılar, devletimizin yanındayız dediler. Yani böyle adamları alıp tutuklamak Bilmiyorum ama bana çok hakkaniyetli, çok vicdanlı geldi. Ya seni anlıyorum ama tutuklu yani, yargılanmalarına yani 14.000 kişi değil, isterse 114.000 kişi olsun. Yanlış yapan insanın tabii yakasına devriyor ama anlıyorum tabii, evet. Ama fakat evet yani burada yani kamuoyu buna ikna. Akın İpek'ti değil mi? Yani yurt dışı. Kamuoyu buna varsa, suçu varsa tabii ki üstüne gidilsin ama tutuksuz da yargılanabilir böyle adamlar. Evet anlıyorum. Kamuoyu buna ikna olamıyor. Niye olamıyor? Çünkü yani bakıyoruz bu işi kör gözüne mertek hesabı hep böyle savaşarak, dövüşerek, vuruşarak yapmaya çalışan bir çevreyle karşı karşıyayız. O çevre bundan haz alıyor, bundan tad alıyor. Tıpkı Artvin'deki hadisede olduğu gibi. Bakın hükümet peki bunu çok suhuletle götürmeye o kadar gayret etti ki bence çok karşılığını da aldı. İnsanlar Sayın Başbakan'a ve çevresindeki insanlara bu konuda evet, her şeye rağmen itimat ettiler, yumuşak tavırla çok düz bir yola geldi. Ama başkaları onu kaşıdı, onun arkasında art niyet aradı. Üzerine gitti. Peki. O zaman gene bir ipler koptu. Yani gibi. Bu Boydak ailesiyle hani benim bir şeyim var, benim bir tanışıklığım var. Ben 28 Şubat'ta Kanal 7'deydim. Tabii. O zaman haberleri sunuyordum orada. O televizyonda çalışıyordum. Boydak ailesi hiç kimsenin Kanal 7'nin yanına bile yaklaşmadığı evet, dönemde bizim kanalımıza gelirler. Reklam da verirlerdi. Çıkarlardı da. Orada böyle mert bir tutumları vardı. Bu mertliklerine buradan şehadet etmek istiyorum. Çünkü ben bizzat gördüm bunu. Allah razı olsun. Şimdi evet. Kayseri'den de biri mesaj atmış. Diyor ki Kayseri Emniyetine Boydak ailesi 60 tane araç bağışlamıştır diyor. Kaderin bir cilvesi ki kendi bağışladıkları araçlarla gözaltına alındılar diyor. Bu teşekkürler. Onun için de zaten şey yani. Ama burada bize çıkan yazıda Karahasan'ın dediği yani. Bence çok uzun zaman sonra çok doğru yazdıklarından bir tanesi cümle. Ne diyor? Yani... İktidarı da uyarıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da uyarıyor. Yani boydakları diyor cemaate yardım yaptığı için eğer bu halde bir pozisyonda karşı karşıya bırakıyorsunuz. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisi, hükümetteki birçok insanlar hatta bizler aynı şekilde biz de yargılanırız. Biz kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım babından söylüyorum. Gerçekten de öyle. Peki. Çok sıkıntı. Son olarak yani aslında... Bütün konuklarımızın üzerinde ittifak ettikleri bir konu var. Onu vurgulayarak bu konuyu bitirelim ve yeni konuya geçelim. O da şu, yani biz artık kaçma şüphesi olmayan, delilleri karartma şüphesi olmayan insanların tutuksuz yargılanmalarını istiyoruz. Tutuklu yargılama, tutuklama bir cezaya dönüşmemeli. Artık bu sloganı da ezberledim ben ya. Bu ta Ergenekon, ama kimse duymuyor. Ergenekon'dan beri aynı cümleleri söylüyor. O zaman cemaate söylüyorduk. Ya bu tutuksuz yargılama, hani tutuklama ceza olmamalı diyorduk. Şimdi aynı şey cemaate yapılıyor ve şimdi bugünkü yargı sistemine söylüyoruz. Yani ben hep böyle bir şey mi söylemek zorunda kalacağım? Şunu ekleyelim ama Ahmet Hakan, yani kaçma şüphesi olmayan kişinin illaki general, genel müdür, iş adamı olması gerekmiyor. Sıradan işçi, sıradan üniversitelinin de aslında etkin bir devlet, hani bizim devlet yöneticilerimiz hep güçlülükle övünürler ya, etkin devlet tutuklamayı en son araç olarak kullanır ve insanlarını kontrol edebilir mekanizmalara zaten sahiptir. Elbette. Dolayısıyla bence... hani sadece kariyeri olan, konumu olan insanlarla sınırlı görmeyip şüphesiz bu memlekette tutuklanma oranları... Erdoğan Bey size hatırlatırım, var öyle. Bence var. Organize suç şebekesi gibi çalışan eski bir mafya babasının torunu giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Hemencik tarihe. Evet. Eğer hükümete yakınsa kesinlikle tutuklanması gereken insanların tutuklanmadığı, buna karşı... İşte yani en son bu örnekte gördüğümüz gibi yakınlıkla hiçbir alakası yok yalnız o. Ya, hayır yakın, ama öyle olup biliyorum. Yana miting yapan, açıklamalar yapan akademisyenleri onu şey yaptım. O başka başka bir şey söylüyor. Neyse bu yani general falan değil, siyasetçi değil. Şöyle bir şey var yani ben de katılıyorum. Ben insanları öyle tasnif etmek işte zenginse bu adam kaçmaz anlamında söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Herkes için. Yoksa hani bunlar çok zengin adamlar, bunlar kaçmaz. Ona bakarsanız işte Akın İpek örneğini verdi. Evet. O da şey yapmadı yani buradaki yargı sürecinin içinde. Zenginlik vurgusundan da ziyade aş iş veren, üretim yapan insanlardan. Yani zenginliğine vurgu yapmıyoruz. Yani aş iş, ya ben bu aş iş veren üretim meselesine de itirazım var. Şöyle. Yani, Yani kimse kimseye öyle durup dururken aş iş vermiyor. O adam da ona çalışıyor. Çalışıyor tabii. Yani o babasının hayrına vermiyor o aşı işi. Yani aksine, ama bir de aksine onun sırtından da ciddi paralar kazanıyor. Hiç yapmayanları da biliyoruz. Doğru, yani hiç üretim yapmayanları da biliyoruz Türkiye'de. Onun için vurguladım onu. Erdinç Yazıcı, reklama gideceğim. Bir şey söyleyecek misiniz? Beni burada unuttular demeyin. Allah, umalım ki yani şunu söylemek gerekiyor ki gerçekten bütün bu süreçlerin kamu vicdanını rahatsız etmeden yürümesi gerekiyor. Çok doğru, sizin değerlendirmenize %100 katılıyorum. Hiç kimse zengin diye, on binlerce insana iş veriyor diye hukuktan azade değil. Yani onlar da bir tür yargıya, yargılamaya, soruşturmaya muhatap olabilir. Onların bir ayrıcalığı yok. Bunda hiç kuşku yok. Fakat bütün bu süreçlerin gerçekten daha dikkatli olması gerekiyor ki Türkiye'mizi işte bu küresel rekabette büyüme politikalarının güçlendirilmesinde, iç entegrasyonun kuvvetlendirilmesinde daha kuvvetli bir şekilde ayakta tutabilelim. Yani bu bazı sorunlarla ağır maliyetler ödeyen bir ülke haline gelmememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten kırılgan bir coğrafyada yaşıyoruz. Büyük sorunlarla karşı karşıyayız. İçeride büyük entegrasyon sorunlarımız, problemlerimiz var. Dolayısıyla bu konularda gerçekten hassas olmak gerekiyor. Kısa bir ara verelim şimdi. Kısa aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Bu konuları tartışmaya devam edeceğiz. Bu arada Avrupa Birliği ile ilgili bugün Başbakan Davutoğlu Brüksel'de görüşmeler yapılıyor. Görüşmelerin ardından da bir açıklama yapılması bekleniyor. Saati belli değil ama yayınımız içerisinde o açıklama gelirse muhakkak döneceğiz. Çünkü önemli bir açıklama o. Kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi HDP'lilerin fezleke meselesini konuşalım. Şimdi HDP milletvekillerinin teröre destek verdikleri nedeniyle dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmalarının sağlanması doğrultusunda sesler yükseliyor son dönemde. Şimdi fezleke dendiğinde, dokunulmazlıkların kaldırılması dendiğinde akla gelen ilk görüntü 1990'larda mecliste Leyla Zana ve Orhan Doğan ve diğer arkadaşlarının yaka paça gözaltına alınıp tutuklanıp hapse konmaları ve sanıyorum 10 yıllık bir süreç içerisinde hapiste kaldılar. Değil mi Erdoğan Bey? Sonra da serbest kaldılar. Bu görüntüler geliyor akla. Yani yine meclise girilecek, meclisten çıkan milletvekilleri hapse mi atılacak, yine aynı şeyler mi tekrar edilecek şeklinde tereddütler var. Ama bunun yanında HDP milletvekillerinin teröre destek vermeleri gerekçesiyle cezalandırılması gerektiğini düşünenler de var. Tarafsız Bölgenin bu bölümünde bu iki fikri, bu iki düşünceyi tartışmak istiyoruz. Bu iki yaklaşımı tartışmak istiyoruz. Bakalım hangi konuklarımız hangi yaklaşımdan yana, ben de bilmiyorum. Konuşalım. Faik Tünay. Bu konuda çok netim. Kendi fikrimi ifade edeyim. Bir defa 90'lı yıllardaki görüntülerin dokunulmazlıklar kaldırılsa da yaşanacağını düşünmüyorum. Yürütmenin başı olan Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu bu konuda çok net bir açıklama yaptı. Türkiye bir daha o görüntüleri yaşamaz. Bütçeden sonra görüşeceğiz dedi. Şimdi düşünce ve ifade özgürlüğüne sonuna kadar evet. Bunu da savunuyorum. Hayatım boyunca da savundum. Bir defa başladığım, siyasi hayatıma başladığım Anavatan Partisi 141, 142, 163'ü kaldıran parti. Ama bir milletvekilinin 28 tane insanın hunharca öldürüldüğü bir olayın failinin evine taziye ziyaretine gitmesini ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul etmiyorum. Bak çok net, hiç evelemeden, gevelemeden. Siz başka türlü açıklamalar yapabilirsiniz. Meclis kürsüsünde de dile getirebilirsiniz. Ekranlarda da dile getirebilirsiniz. Ama çok güzel bir söz var. Diyor ki, sopalar ve taşlar kırabilir kemiklerimi fakat sözler asla incitmez beni. Yani istediğinizi konuşabilirsiniz, istediğinizi ifade edebilirsiniz. Ta ki şiddet eylemine dönüşmediği sürece. Ama burada sopayı taşı da geçtik. 28 tane insan Ankara'nın göbeğinden hunharca öldürülüyor bir canlı bombayla ve bu milletvekili, milletin vekili o eve taziyeye gidiyor. Bunun düşünce ve ifade özgürlüğüyle hiçbir açıklaması bence yok. Diğer fezlekeleri, diğer dosyaları ayrı tutabiliriz ama bu milletvekilinin yaptığını ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul etmiyorum ve bu konuda çok netim. Kendisinin dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum ama yine bir insan hakkı çerçevesi içerisinde asla ve asla 90'lı yıllardaki o utanç görüntülerini tasvip etmiyorum, yaşanmasını istemiyorum ama bu yaptığının bedelini bir şekilde de ödemeli diye düşünüyorum. Bu da benim net ifadem. Erdoğan Aydın. Burada ilkesel bir tutum geliştirmek lazım. Şimdi söz konusu milletvekilliğinin yaptığının kesinlikle yanlış, kabul edilemez bir durum olduğu konusunda ben de katılırım. Ama burada dikkat ederseniz aslında ilk adı geçen 5 kişinin içinde üstelik o milletvekili de yok. Üstelik bu tezkere meselesi, Kürt sorunu, fezleke meselesi pardon, fezleke meselesi her Kürt sorununda bir gerilim yaşandığında tekrar gündeme getirilen bir sorun. Yani nasıl yürütülmekte olan işte bu savaş hali sadece hendeklere bağlanarak açıklanamazsa aynı şekilde söz konusu bu fezleke meselesi de kesinlikle adı geçen milletvekili ekseninden realize edilemez. Tam tersine bir sorunu çözmeye çalışmayan, meclisteki bir dizi yolsuzluk, irtikap ve benzeri yüz kızartıcı suçlarla bir şekilde yargılanması gereken insanların dokunulmazlıklarına dokunmayan, buna karşı her kriz, politik bir kriz yaşandığında da muhalif milletvekillerinin, muhalif partinin, kişilerin milletvekilliklerini tartışma haline getirebilecek, onları milletvekilliklerinden arındıracak bir politika adeta bu ülkenin siyasal tarihinin sıradan bir uygulaması. Burada asıl önemli olan şey elbette ki o en dramatik hali alınıp polis arabalarına götürüp 10 yıl yatırılması ama aslında daha önemli şey milli iradeden, seçimden, demokrasiden, seçilmişin hak ve özgürlükleri ve güvencesinden söz ediyorsak takınılması gereken tutum çok açık ve net. Seçimle gelmiş insanların fikirlerinden, davranışlarından ne kadar toplumun varsayalım ki çoğunluğunu incitirse incitsin, o insanların milletvekillerinin düşürülmesi yoluna gitmek uluslararası hukukun açık ihlalidir. Gerçek demokrasinin ve egemen politikaların diline pelesenk ettiği milli iradenin, seçilmişliğin açık bir ortadan kaldırılmasıdır. O nedenle işte ilk fezleke Ertuğrul Kükçü, Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder ve benzerleri aslında yapılmaya çalışılan şey HDP'yi elimine etmeye çalışmak. Onun zaten %10 barajıyla askeri darbeciler tarafından konulmuş ve siyaset yapamaz hale getirilen bu toplumsal kesimin, grubun, fikrin siyaset yapamaz hale getirilmesine var olan konjonktür kullanılarak yeni bir şey daha getirmek. Peki. Yapılması gereken şu, çok net bir şekilde kürsü ve kürsünden kastedilen siyasetten dolayı hiçbir milletvekilinin milletvekilini kaldırmasına yönelik bir davranışa kesinlikle cevaz vermemek lazım. Peki, Faik Bey'in az önce işaret ettiği, siz onu ayıralım dediniz. Hayır yani, ama milletvekillerinin düşürülmesi değil. Kınarsınız, eleştirirsiniz. Bu iş sadece milletvekilleri için değil. Bakın bu iş... Onu da bir düşünce özgürlüğü olarak göremem dedi de o yüzden ona... Ben ayırdım bakın, dikkat edersiniz bakın, onu. Diğer ama sonuçta ama diğerleriyle başlıyor. Bu daha sonradan peşine eklenen ve üstelik diğerlerinin milletvekilini düşürmek için şu anda... kullanışlı bir durum olduğundan dolayı ön plana çıkartılarak esas olarak HDP'nin ve HDP'nin iki eş başkanı başta olmak üzere siyaset yapabilmesi imkanını ortadan kaldırmaya çalışmak. Yani deyim uygunsa bir Kürt olmayı, iki soldan siyaset yapmayı, şu andaki mevcut egemen siyasete tavır almayı, başkanlık yaptırtmayacağız şeklindeki çıkışı fiilen teslim almaya yönelik bir davranıştır. Bunun önceki örnekleri de böyle örneklerdi. 93'teki örnek de aslında böyle bir örnek. Bir virgül atın, siz bir şey mi söyleyeceksiniz? Sadece şunu söyleyeceğim. hep neyi tartıştık bu programda da? Sapla samanı ayıralım dedik. Kesinlikle. O zaman ben sizin söyleminizden şöyle düzeltiyorum giriş cümlemi. Diğer HDP'li milletvekillerinin fezlekelerini bir tarafa ayırıyorum. Size şu soruyu soruyorum. Onları ayırdım. İktidarın amacı olabilir, başkanlık olabilir, bilmem ne. Dünyanın neresinde? Sizler bu işleri biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Dünyanın hangi ülkesinde 28 tane insanı canlı bomba olarak öldüren birinin evine taziyeye gidilmesi seçilmiş irade, milli iradeyle açıklanır? Şunu demek istiyorsanız, Faik Bey, siz de milletin oylarıyla seçildiniz. O hanımefendi de milletin oylarıyla seçildi. Elbette ki kabul ediyorum. Ona oy verenler de başımızın tacı. Ama bu canlı bomba, bu başka bir konu. Bu düşünce özgürlüğüyle, ifade özgürlüğüyle açıklanamaz. Sizin yaptığınızı yapalım, diğer fezlekeleri ayıralım. Ama bana bir örnek gösterebilir misiniz? Bu olay mesela İtalya'da olsaydı, Fransa'da olsaydı veya başka bir ülkede olsaydı, 28 kişi Paris'in göbeğinde, Roma'nın göbeğinde öldürülseydi hunharca ve bir milletvekili gitseydi taziye ziyaretine, derler miydi milletin iradesi? Milletim, ben hiç kusura bakmayın bu noktada sizden ayrılıyorum. Bunun düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü yok. Diğerlerinin fezlekesi ayrılabilir ama bu hanımefendinin, bu milletvekilinin yaptığını ben ayrı bir kefede değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bu olmaz yani. Peki şey var Faik Bey, deniliyor ki ya bu bizim kültürümüzde vardır, işte taziye kültürü vardır. Biz orada bu adamın yaptığı işi tasvip ettiğimiz için değil, geride kalanlara yönelik bir başsağlığı diliyoruz. Bu bizim kültürel özellik. O zaman siyasi kimliği. Yok, hemen cevap verelim. Ben kendimce cevap vereyim. Bizim kültürümüzde taziye kültürü var. Doğru, Anadolu'nun her yerinde var. O zaman şu soruyu sorarım. Kürtlerde özellikle daha böyle. Tabii Kürtlerde, Doğu'da çok daha fazla. O zaman ben şu soruyu sorarım o hanımefendiye. Kendisi böyle açıklamıştı, partisinin temsilcileri. Madem bu kadar taziye kültürüne hakimsiniz, taziye kültürü sizin için önemli, başka niye hiçbir HDP milletvekili bu taziye evine gitmedi de bu hanımefendi gitti? Veya gittikten sonra hemen niye eş başkan şöyle bir açıklama yaptı? Bunlar var. Bu arkadaşımızın kendi kişisel tasarrufudur. Biz bunu asla tasvip etmiyoruz dedi. Şimdi hem tasvip etmiyorum diyeceksin, hem de diyeceksin ki taziye kültürü. Bu olmaz. Mesela şöyle, burada başka bir şey daha var ama. Hocam bir şey söylesin. Tabii ki. Şimdi bu aslında bir sürecin ürünü. Yani Erdoğan Bey'in söylediği siyaset, siyasetin değeri, kıymeti, alınan %13'lü koy, 80 milletvekili, asla bunun kıymete ve değerinin şeyini, ölçüsünü ortaya koyamadı ve buradan koptu. Yeni bir sürece geçti HDP. Dolayısıyla bunun nedenlerini de konuşuruz. Yani o PKK'nın vesayetinin nedenlerini de konuşuruz ama bu çok açık. Ve bu taziyenin aslında bence kurumsal bir yanı da var. Demirtaş'ın bir röportajında söylediği sözler. PKK'lı terörist cenazeleriyle ilgili sorulan soruya. Ben çok açık söyleyeyim. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar, ben soruşturma açtırırım. Parti disiplini gereğidir bu. Sen oy almışsın o insandan, hassasiyetine dikkat edeceksin arkadaşım. Cenazesine de gideceksin, taziyesine de. Dolayısıyla o tek milletvekilinin bireysel bir çıkışı değil bu. Öyle açıklama yapıldı ama. Sonra öyle açıklama yapıldı. Bu partimizin görüşü değildir. Bu kendisi gitmişti dedi. Şimdi yok, sahip de çıkıldı. Yani şeyin olmaz. Parti sözcüsünün yani demin Ahmet Bey'in söylediği cümlelerin de içinde olduğu ve sahip çıkılanla bir açıklama yapıldı. Yalnız bırakılmadı. Bırakılması da doğru değil zaten. Çünkü burada bu açıklamayla Demirtaş aslında direktif de veriyor. Hatta gitmezse eğer disiplin soruşturması açarım diyor. Şimdi dolayısıyla bakın, dünyanın hiçbir yerinde eğer yani PKK denilen bu yapıya terör örgütü diyorsak, onun icraatlarını bir terör faaliyeti olarak sayıyorsak, saymayabiliriz. Saymıyorsak hiç sorun yok. Sayıyorsak, bununla doğrudan organik bağı olan, hendekleri savunan, 15 yaşında boyları kadar silahları ellerine tutuşturulup o hendeklere, cepheye sürer gibi süren insanları savunan, o yapıyı, o mekanizmayı savunan siyasetçi kimliğiyle açıklanamaz. Bu siyasetin dili değil. Bu siyasetin anlayışı değil. Çok yazık ettiler. Dolayısıyla dokunulmazlığı kaldırılmalı mıdır? Terör denilen şey, onunla doğrudan bağ kurulan her türlü mekanizmanın soruşturulmaya ihtiyaç duyulan son derece önemli, insanlığa karşı da bir suçtur. Büyük bir zulüm yaşanıyor şu anda o bölgede. Aileler çocuklarını bırakıp terk edemiyorlar. Sadece bir yandan örgütün elinden kurtaramayanlar var. 15 yaşındaki çocukları biliyorlar ki gidersek ölecekler. Bu acıyı bir siyasetçi yaşatabilir mi? Savunabilir mi? Sayın Ahmet Hakan'ın söylediğinden ilerleyelim. O Ankara saldırısında hayatını kaybeden 28 kişinin ailesine gidelim. Evet. Nereli oldukları önemli değil. Onlar da bu vatanın insanları. Diyelim ki bu canlı bombanın evine ziyarete gidildi, taziyeye. Bizim de kültürümüzde taziye var. Bunu nasıl açıklıyorsunuz dediğimiz zaman bize ne diyecekler, nasıl bakacaklar? Bunu böyle taziyeyle maziyeyle açıklayamayız. Bakın 35-40 yıldır biz bu sorunla uğraşıyoruz ama o kadar milletin hoşgörüsü hakim ki Anadolu insanının hiçbir zaman bir Türk-Kürt birbiriyle şehirlerde, apartmanda kavga etmedi. Güneydoğu'daki sorundan dolayı. Ama bu artık milletin böyle sinir uçlarıyla oynayan bir şey. Yani bizim kültürümüzde taziye var. Ya ne taziyesi? 28 kişiyi canlı bomba öldürmüş. Hem de Cumhuriyet'in başkenti Ankara'nın göbeğinde. Ben bunu düşünce ve ifade özgürlüğüyle açıklıyorum. 7 Haziran'dan sonra da peş peşe birkaç milletvekili de bu yansıdı, bu davranışlar. Bu kadarı fazla. Mesela Muş milletvekiliydi, yine bir bayandı. O keleşi size doğrultmasını da iyi biliriz. Sözleriyle başlayan cümle. Bir siyasetçinin dili midir bu? 2. Sizi PKK'nın tükürüğüyle boğarız. Dili bir siyasetçi dili miydi? Alınan oyun kıymeti bu muydu? O oy PKK'nın tükürüğüyle boğulsun diye verilmedi o siyasetçiye. Siyaset yap. İstediğini savun. O açık, o kanallar açık. Onun için verilmişti. Ya da sırtımı ona buna dayarım dendiği için mi? Densin diye mi verildi bu oyun? Yazık edildi o sürece. Bizzat HDP'nin bence eliyle hem barış, hem demokrasi hem insan hakları önemli ölçüde kurşunlandı. Çok yazık oldu. Bir de çok kötü bir propaganda yürüyor. Çocuklar bakın öyle bir mekanizma işliyor ki o endeklerde çocuklar ön sırada. Kırsal kadro arkada. O işin baronlarının uzantıları. Onlar siper ediliyor. Güvenlik gücü de nasıl davranacağını da bilemeyen de var orada. Kimi kimden ayırt edecek? En ufak bir çocuğa isabet ettiğinde de çocuklar öldürülüyor ve katlediliyor. Kara propagandası içinde yapılıyor bu. Çok yazık. Peki Nazif Okumuş'a döneceğim ama Erdoğan Aydın bir şey söyleyecek misiniz bunlarla ilgili? Nazif Bey de konuşsun. Peki. Elbette ki bir şey söylemek zorunlu. Tabii ki o taziyeye giden milletvekilinin ilk vukuatı değildi. İnanılmaz şekilde vukuatları vardı. Onları bir kenara bırakıyorum ama bir tanesi önemliydi. Gazete sayfalarının birinci sayfalara girdi renkli olarak. Neydi? PKK'ların cenazelerinin altına girdi. O kendi paçavralarıyla örtülmüş cenazelerin altına girip taşıyabilecek kadardı. Bu da en az taziye çadırına gitmesi kadar şeydi. 2, dediğiniz gibi çok iyi hatırlattınız. Böyle bakıyorum ben. HDP'nin içerisinden bir takım sesler bunu gelenekle, ananevi olarak bölgedeki hassasiyetlerle değerlendiriyorlar. Yani burada hiç unutmuyorum bir programda sizin bir hatırlatmanız var. Düz mantık budur. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Nedir o? Yani faraza söylüyorum. IŞİD'le bugünkü AK Parti iktidarını çok ilgilendiriyor HDP'liler. Bir bağlantı kurma için çok büyük bir gayret içerisinde. Varsayalım ki bir IŞİD militanı Türkiye'ye geldi. Türkiye merkezi bir IŞİD militanı cenazesi. AK Partililer gitse, AK Parti'den vazgeçtim bir ilçe belediye başkanı bile gitse yere göğü birbirine katarlar. IŞİD'le AK Parti ilişkisini gösterirler. Dolayısıyla buna anneanne, buna gelenek, görenek demez. Bu düz mantıktan baktığımız zaman. Şimdi bir şeye geleceğim. Ahmet Hakan'la düşündüğümü söyleyeceğim. Özür dilerim. Ama yani işe siyasi iktidar bence çok siyasi bakıyor. Hep siyasi bakıyor. O Leyla Zana ve arkadaşlarını o günkü de doğruydu. Benim durduğum yerden çok doğruydu. Devlet devletliğini gösterecekti Ahmet Hakan ve gösterdi. O günkü şartlarda çok kaba gibi bulunabilebilir. Ama o gün aynı bugünkü gibi hatta biraz daha fazlasıydı. Günde 10 tane şehit cenazesi getiriyorduk. 10 tane şehit cenazesi ortalama geldiği dönemlerdi. Ve inanılmaz şekilde pervasızca hareket ediyorlardı. Ne yaptı bunu AK Parti iktidarı? Bak kişiye özel yasa bile çıkarmadı. Çıkarır gibi yaptı. Bu Leyla Zana ve arkadaşları, Leyla Zana'nın kendisi bir anda Ankara'daki cezaevinden tahliye oldu AK Parti iktidarında ve o zaman Meclis Başkanı Bülent Arınç'tı, makamında ağırladı. Oradan tahliye olanı makamında ağırladılar. Ya bu Türkiye ne günlere kalmıştı, ne günlerden geçti ya. Ama Nazif şimdi okumuş. Ama demeyelim buna. O böyle oldu. Şimdi sessiz kalırsam kendime olan saygımı yitiririm. Ben o zaman Bülent Arınç'ı alkışlamıştım. Leyla Zana ve arkadaşlarının Leyla Zana ve arkadaşlarının hapisten çıkmasını desteklemiştik. Çünkü şöyle, şimdi bu terör meselesinde şöyle bir incelik var. Söz söyleyenle ateş eden arasında bir ayrım yapılmazsa iş zulme gider. Bu daha büyük tepkilere yol açıyor. Şimdi söz söyleyenle ateş açan arasında bir ayrım yapacaksın. Peki. Geldik şimdi. Yani O zaman söz mü söylendi? Yoksa yasalarda karşılığı olmayan, vicdanlarda da hatta karşılığı olmayan, yasada bazen ben de onu anlayabilirim belki. Vicdanlarda da karşılığı olmayan bir tavır ve davranış silsilesi mi geliştirildi? Neydi o zamanki? O süreçte sadece mecliste Kürtçe yemin etme meselesi değildi. O süreçte faili meçhullerden bölgedeki birçok karanlık cinayete varıncaya kadar örgütün de aktif rol oynadığı süreçti. O süreçte 90'lı yılların birinci yarısında sonraki yıllarda kontrgerilla diye, işte devletin bir takım organları diye hayata geçen, özel harp dairesi diye falan hayata geçen bir takım şeyler vardı, merkezler. Onlardan daha farklı bir şekilde örgütün kendisi cinayetler işliyordu. Leyla Azan'a mı işliyordu? Bir dakika, işte? Leyla Azan'a işliyor demedi. Ne diyorsun? Ama onlar bunu sürekli bir şekilde devletle bağlantı halinde getirerek... yalan mı söylüyordu? Tabii, yanlış mı? Ötesindeydi. Bir dakika, yanlış mı? Yalanın cezası... O zaman... Adamı apar topar meclisten alıp hapse mi atacaksın? Geleceğim. Apar topar meclisten almadılar Ahmet Hakan. Onu o zaman dönemin devlet güvenlik mahkemeleri vardı ve devlet güvenlik mahkemelerinde yürüyen bir davanın neticesinde... muhakkak bir dava. Her şey bir dava. O zaman, oldu bitti değil. Zaman Gazetesi'ne el konması da bir dava sonucu. Dava değil. Bu birdenbire ortaya çıkan bir oldu bitti gibiydi. Bakın bak. Burada çok ayrı. O zamanlar bir hukuk yürüyor. O zaman bir tahkikat başlıyor. Meclis iş tüzüğü çalıştırılıyor. Bir eylemlerden sonra ben çalıştırılmadı demiyorum. Şimdi siyasi iktidar getiriyor. Ben bunun arkasında durabileceğini düşünmüyorum, biliyor musunuz? İnşallah arkasında durur. Yani Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, hükümet, Sayın Davutoğlu ve bakanlar, böyle bakıyorum AK Parti yöneticileri, dokunulmazlıkları kaldı. Ben arkasında durabileceklerini düşünmüyorum. Bunu zamana bırakıp soğutabilirler. Peki. Ama dilerim Allah'tan arkasında dururlar. Fakat bu o gün... Ne onları tahliye edip meclise karşı irade... Hadi arkasında durdular. Evet. Bunların hepsini hapse tıktık. Ne olacak? Ben hepsini hapse tıkalım mantığında değilim. Ne olacak? Ama pervasızca, bakın, pervasızca hareket edene tabii ki yasalar çalıştırılmalı. Yasalar karşısında kimsenin böyle vurdum duymazlığı olmamalı, pervasızlığı olmamalı, küstahlığı olmamalı. Daha ağır kelimeleri kullanmak istemiyorum. Ama burada bir vaka var. Niçin kimse Sırrı Süreyya Önder'le ilgili demiyor? Süreyya diyorlar, onun da ilgili farklı, bir dakika, fezleke var. Farklı fezlekeleri geliyor. Sözlerinden geliyor işte, geçmişinden geliyor. Ama bir dakika, örnek taziyeye gidendi. Ondan sonra bütün fezlekeler gelsin dendiği için geliyor. Hayır. Bazı fezlekeler trafik fezlekesi bile olabilir. Trafik suçları da olabilir, merak etmeyin. Bunları böyle bir de istismar eder siyasetçiler. Bak senin de var, senin de 5 tane, 10 tane var. Bir bakarsın ki trafik fezlekesidir veya memurla münakaşadır falan. Cadı avına dönüşmemesi lazım. Evet, cadı avına dönüşmüş. O kadar. Yani o zaman fezleke gelecekse, terör örgütünün beyannamelerini Diyarbakır meydanlarında okutan, barış geliyor diye okutan siyasi irade sahiplerine de fezlekeler gelsin. Erdoğan Bey. Yani devletin başbakan yardımcısı konumundaydı Atalay Hoca. İnanılmaz şeyler söyledi. Yani o sözlerinden de, onun hakkında da bu fezlekeler getirerek dokunulmazlıklarından sonra yargılama sürecinin içerisine girebilmeli. Bakacağız, göreceğiz bakalım. Peki. Ne kadar samimi. Erdoğan Bey. Şimdi bu mesele kesinlikle eğer bir soğukkanlı, iki evrensel hukukun standartlarında yaklaşılmazsa korkarım ki bir 40 yıl daha gençlerimizin ölmeye devam edeceği, farklı dillerden Türkçe ve Kürtçe annelerin, kardeşlerin ağıt yakacağı, karşılıklı intikam yeminlerinin yapacağı ve adeta bu memleketin kendi içinde sürekli kanamaya ve sürekli çürümeye devam edeceği bir sorunun başlangıcı olur. Bakın ben beklerdim ki hiç olmazsa aradan 10 yıl geçmiş. Leyla Zana'nın örneğinde tamamen hani bir Kürtçe selamlamadan başka da hiçbir şey yapmamış. Ona bile hala ayak direyen bir varlığın, bir toplumsal duruşun, ideolojik duruşun hala sürdüğü bir durum. Oturup düşünelim. Zaman zaman çok sık İngiltere'ye, İtalya'ya, işte İspanya'ya falan örnek veriyoruz. Her şeyden önce iki farklı şeyi kıyaslıyoruz. Kendi içlerinde farklı milli ve kimlikleri olanların özerk yaşadıkları ülkelerle kendi içindeki farklı kimliğin ısrarla Türk olduğunu ispatlamaya çalışan, Kürtlüğünün altını çizmeye çalışanları aşağılayan bir hukukun, bir yasal durumun egemen olduğu ülkeyi aynı kaba sokarak durumu anlamamız ve dolayısıyla gelişen tepkileri anlamamız mümkün değil. Tam tersine aslında yapılması gereken bir eğer bir demokrasiden söz ediyorsak, eğer evrensel hukuktan söz ediyorsak önce bu sorunların dışında önce bir çerçeve koyalım. Bu çerçeve şu olmak zorundadır. Fikri, siyasi, muhalif ve benzeri her türlü davranışın milletvekilinin düşürülme nedeni olmaması ama yasaların hukuka, evrensel hukuka uydurulmuş yasalar çerçevesinde de herkesin yargılanmaya açık olması lazım. Eğer bir utanç olacaksa bu mecliste en azından elbette hiçbir şekilde payları olmayabilir ama bir dizi yüz kızartıcı suç iddiası karşısında olan insanların bir şekilde gündeme getirilmediği ama buna karşı muhalif olanların, Leyla Zana, Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere bu söz konusu mesele başka bir mesele, milletvekillerinin düşürülmeye çalışıldığı bir durum var. Şimdi adeta bu mesele tüm o milletvekilliklerinin düşürülmesinin işte bulunmuş bir mazeretine indirgenmemesi lazım. Daha ötesi bir şey yapmak lazım. Leyla Zana'yı, Sırrı Süreyya Önder'i bu fikri duruş ve eleştirileri yapmaya neden kılan nedir? Doğal haklarını, amiyane tabir kullanayım, anasının ak sütü gibi doğal olan haklarını tanımayan bir rejim karşısındadır ondan. Yani kendi doğal haklarını, Türk olmak kadar Kürt olmak meşru hakkını tanımayan bir yasal sistem, evrensel hukukla bir türlü uyum sağlayamayan bir sistem kaçınılmaz bir şekilde kendi içinde tepkiler üretmeye, aşırılıklar üretmeye, yanlışlar üretmeye ve her seferinde kanamanın bir şekilde devamını sağlayabilecek bir kültürel kodla beslenmeye devam edecektir. O halde bunca yılın arkasından, hele ki geçirilmiş olan o 2,5 yıllık herkeste bir umut ürettiren, herkeste geleceğe dair güzel hayaller kurulabilmesini sağlayan o süreçten sonra oturup tekrar yeniden niye geriye döndüğün tartışılması lazım. Seni anlıyorum ama burada bir parantez açayım. Yani 7 Haziran öncesi HDP'nin o yaldızlı, cafcaflı söyleminde belki hepimiz etkilenebilir. Toplum da ondan etkilendi ve bir karşılık verdi. Çok ciddi bir karşılık verdi HDP'ye. Ama 7 Haziran sürecinden sonraki yaşananlar hiç de öyle değil. Ve bizim cidden galiba çok önemli şeyler olacak. Ne kadar naif bir politik söylemin içerisine girdiler. Ne kadar sistemle barışık hale geldiler ve ne kadar Türkiye Partisi olmaya başladılar diye benim gibi saf dilleri belki bile ikna edebilecek bu görüntü vermeye başlayan HDP'nin, Demirtaş'ın, şunun bunun, bakın, bunların somut ondan konuşalım. Sonraki ağırlaşan söylemleri, hatta çok ileri derecede küstahlaşan söylemleri bizim böyle düşünmemize yol açmaz mı? Bakın, yani buna haksızlık yapmayalım. Sokaktaki insanlar böyle bakıyor. Siyaset yaklaşımlar. Tam tersine şöyle düşünelim. Nasıl düşünelim? Niçin yürümekte olan bir masanın devrilmesi gündeme gelmiştir? Niçin daha önce kabul edilen Kürt sorunun birdenbire reddi noktasına, nedir ya Kürt sorunu deme noktasına gelinmiştir? Burada hak veriyorum. Size hak veriyorum. Buradan yaklaştığımızda aslında sizin duruşunuz... Masayı savunduğumdan değil. Sizin duruş, biliyorum o çok açık. Sizin duruşunuz aslında saf olmanızdan dolayı değil. Sizin duruşunuz zaten Kürt'ün bu mecliste tarihsel olarak bu toprakların temel kimliklerinden biri olan Kürt'ün onun meclisinde de kendisini ifade etmesine dair duyduğunuz tahammülsüzlükten kaynaklanıyor. Yok asla. Bak bu ama çok büyük bir haksızlık. Bak bunu çok büyük kandırır. Bak bunu... Haksızlık bize, yaparsan hemen özür dilerim. Bak bu çok büyük haksızlık. O zaman Leyla Zana, yani özür dilemeni beklemiyorum. Yani bunu insani olarak söylüyorum. Hayır, öyle bir özür kavgası içinde değilim. Ama bu çok büyük bir haksızlık. Leyla Zana'nın yani benim zihniyetim de çok ciddi bir şekilde Türk milliyetçisi, yani bütünlükten yana, milletin terakkiperverliğinden yana mücadele veren, Cumhuriyet'in değerleriyle örtüşmüş, şimdi kardeşliğimizi öne çıkartan büyük kitleler var. Bey, yani bugün, büyük kitleler Kürtlerin içerisinde. Yapmayın mı? Değil, yurtseverliğe ihtiyacı var. Şimdi, niçin milliyetçiliğe değil, biz milliyetçiliğe bir bütünlük olarak bakıyoruz. Onlar ise milliyetçiliği dinimizin de reddettiği ırkçılık olarak ele alarak çok kabaca bir ırkçılık yapıyorlar. Bu da bir yüklem. Tam tersine Türkiye'lilik tezini ilk olarak bilebildiğim kadarıyla HDP gündeme getirdi. Ama Türkiye'liliğin ne anlama geldiğini bakın burada bile konuşmamız lazım. Türkiye'lilik şu demektir. Türkiye'lilik onların herkesin, olduğu yerde konuşalım. Herkesin ama hayır bunu anlayamazsak bu memleketin kanamakta olan yarısına tedavi olabilecek bir merhem üretemeyiz. Türkiye'lilik şu demektir. İnsanların sadece Türklerden ibaret olmadığını, aynı zamanda Kürt, aynı zamanda Gürcü, aynı zamanda Laz, aynı zamanda Arap olduklarını. Bunu siz söylüyorsunuz. Onlar söylemiyor şimdi. Bunu şimdi siz söylüyorsunuz. Ama en adına tercümanlık yapmayın Erdoğan. Şimdi burada bunları söylemiyor. Leyla Zanan'ın bile bunlar şimdi arkasında PYD gücünü gösteriyor. Silahlı gücü yani PKK'yı gösteriyor bakın, arkasında. Bakın az önce söylediklerinizden yola çıkıyorum. Leyla Zana'yı bile 10 yıl gibi hukuk açısından insanlığa karşı suç diye nitelenebilecek kadar bir süre yargılanmasını, içeride tutulmasını sağlayan neydi? Orhan Doğan'ın içeride tutulmasını sağlayan neydi? Biz Kürdüz. Yalnız biz Kürdüz tartışıyoruz. Bir dakika. Ama, bir Faik Tünay bir şey söylesin evet. Deminden beri girmeyin. Nazif Bey çözüm masasına da karşıydı. Tamam mı? Evet. Söyledi de. Ben çözüm masasını başından beri de savundum. Sizin söylediklerinizin hemen hemen %99'un altına da imza atıyorum. Türkiye'lilik kavramını destekliyorum. Kürtlerin hakkının yendiğini, devletin geçmişte büyük bir dakika. Masanın devrilmemesi gerektiğini. Masanın devrilmemesi gerektiğini. Mart ayında Sırrı Süreyya Önder'le hükümet temsilcileri aynı masada oturuyordu. Evet. Davul zurnayla bir barış 10 maddelik barış deklarasyonu açıklandı. Burada yayınlarda da tartıştık. Ne olduysa bir anda ondan sonra masa devrildi. Ben diyorum ki bu masanın devrilmesine iki tarafın da eşit suçu oldu. Ama ben sizden şunun cevabını öğrenmek istiyorum. Bu söylediklerinizin hepsinde hemfikirim. Devletin geçmişte Kürtlere karşı yaptığı bütün zulümleri de siyasi hayatım boyunca da hep kınadım. Ama diyorum ki 28 kişinin bombalı bir canlı bombayla öldürüldüğü bir olaya taziye gidilmesi, düşünce ifade özgürlüğü açısından bunu ayırt edelim diyorum. Siz hayır, bunu da ona, bakın, onun içine katıyorsunuz, ona karşı çıkıyorum. Bakın, bu başka bir olay. Milletvekilliğinin düşürülmesinden söz ediyoruz. Kınanması gereken bir olay olduğu açık. Hemfikirsiniz değil mi? Elbette. Elbette, açıklayamıyoruz bunu. Elbette. Heh, tamam. Hayır, taziye boyutu olduğunu görmek lazım ama bu kabul edilebilir bir durum değil. Ben kabul edemiyorum. Her doğal kültürün içinde evet. Var olan öge, evet. Türklere, Kürtlere, Araplara, Acemlere dair olan çocuğunun, kardeşinin ne yaptığından bağımsız olarak annesinin acısını paylaşmak şeklindeki değer farklı bir şeydir. Ama bunun doğru olmadığı, kabul edilemez olduğu ayrı bir şeydir. Bakın. Fakat bunu bahane kılarak milletvekilliğini düşüren ve her kriz atmosferinde böyle bir şey olmadan sadece Leyla Zana ona katılıyorum. Ama bakın sadece sizin bu anlattığınız Leyla Zana daha yemin bile etmiyor. Yemin. Yani niçin, Erdoğan Bey. Niçin İspanya'da veya İtalya'da tamam. Bu tip şeyler olmuyor da? Şimdi oldu. Elbette Erdoğan Bey. Hani bu soğukkanlıkla işaret etmemin nedeni de bu zaten. Şunu bir atın. Bakın bu o Leyla Zana evet. Şimdi yemin bile etmiyor. Yeminden kaçınıyor. Yemini biz belki AK Partililerden veya başka partililerden esirgemediğimiz eleştirimizi Leyla Zana için yapmayacak mıyız? Leyla Zana. Ne yapacağız? Bakın, çıksın yeminli etsin. Anayasaya uygun bir şekilde. Bunu bile yapacağız. Bir demokraside kabul edilebilir bir yemin değildir. Demek ki kafasında öyle bir şey yok. O zaman yenisi gelinceye kadar bu bizim yeminimizdir. 12 Eylül biz iktidardan anayasaya uymasını bekleyeceğiz ama bu gelinceye zaman kabul edilebilir bir yemin değil. Yapmayalım. 90'lara yapmayalım. 12 Eylül'ün aslında bir parti programı hem de çok daraltılmış bir partinin programını seçilmiş milletvekillerine, üstelik o yemine inanmayan AKP'liye, o yemine inanmayan işte CHP'liye, o yemine inanmayan MHP'li için bir şey diyemem. Olabilir MHP'li inanmayabilir ama bir yasadır. O yeminde aslında insanların inanmadığı bir milletvekilinin onaylanması için böyle bir yemin gerekmiyor. Ya yapmayın seçime kendinize gidip, göre bir yol oluşturmayın yani bütün dünyada bütün ülkelerde öyledir. Gelişmiş veya bakın, gelişmemiş ülkelerde bile böyle nizamnameler vardır. Yoktur. Kurallar vardır tabii yoktur. Ki ya, her ülkenin kuralları var. Olur mu öyle bir şey? Kuralsız yemin şey meselesini bırakalım. Yani, hocam bir şey söyleyecek. Yani bağlamından kopartarak bağları birbiriyle ilişkilendirmeden bu meselenin anlaşılacağı kanaat ne değil? Bir kere 90'lı yıllarla bugünkü durumu açıklayamazsınız. O kendi dönemi içerisinde iyisiyle, kötüsüyle, yanlışlarıyla çok yanlışlar yaptı orada. Devletin de çok yanlışları vardı. Dolayısıyla onu orada bırakalım. Ama ondan sonra ciddi bir süreç yaşandı. Neler elde edildi? Yani dolayısıyla geldiğimiz noktada ne oldu da PKK terör eylemlerini hiçbir şekilde sonlandırmayıp yeniden büyük boyut kazandırarak alevlendirdi. Bu soruya cevap vermek gerekiyor. Masanın devrilmesi falan. Ondan önce kaç tane açıklaması var Kandil'in? O masayı falan hiç tanımadığını, asla silah bırakmayacağını, hiçbir şekilde o mutabakata bağlı olmayacağını HDP'lerle görüşmesini. Bunların şeyleri belli. Siyasetçilerimiz de inandılar ama. Günleri belli, sayıları belli. Şimdi dolayısıyla şunu da açıkça söyledi artık. Haksızlık etmeyelim. HDP net tavrını koydu. Onun da sözcüsü Demirtaş söyledi. Bu mesele insan hakları, demokrasi meselesi değildir. Bu bir statü meselesidir dedi. Ve atıf yaptığı yerde Suriye'nin kuzeyi, oradaki her kanton aslında birer devlettir dedi. Dolayısıyla Kürtler bunu bu süreç içerisinde değerlendirecekler dedi. Durum budur. Bu uluslararası işleyen mekanizmanın ortaya koyduğu yeni imkanları bir değer olarak aldılar ve dolayısıyla o çözüm sürecinden de kopuldu. Tamamen onun olmaması konusunda PKK ayrı bir rol üstlendi. Dolayısıyla tekrar şiddet bir araç haline getirildi. O hendekler kazıldı, barikatlar kuruldu, kamu düzeni tamamen darmadağın edildi ve bu noktaya gelindi. Şimdi dolayısıyla yani konuşulmayacak, aşılmayacak çok fazla da bir sorun kalmamıştı aslında. O zemin ortadan kalkmamalıydı. Hep şunu söylüyorduk. Ya seçim hükümeti bile sonuçta bir siyasi zemindir. Bir anayasal zorunluluktu, kuruldu. Orada bile bir bakanlıklar vardı. Bir anda bir talimat gelmişçesine hemen çekildiler o alanda. Niye çekildiniz? Siyaset alanıydı bu alan. Peki. Bir de o sayın milletvekilinden yola çıkıldı. Bir de şunu ekleyeyim. Bakın bir milletvekilinin aracında 14. maddesine göre bile yargılanabilir. Öyle fezlekeye falan da gerek yok. İktidar çok istiyorsa hemencik anayasanın 14. maddesine göre hakkında tahkikata açtırılabilir. Bir milletvekilinin aracında da silahlar konusunu da hatırlayın. Faysal'dı galiba. Onu çok yalanladı. Her programda bu konu geçtikçe bizi arıyor. Yalanlıyor. O konuyu tekrar açmayalım ne olur. İsmini de vermeyelim. Yeni bir yalanlama gelmesin. Siz bir şey söyleyeceksiniz. Erdinç Yazıcı'ya döneceğim hemen. Zamanlamayı hatırlayalım. Hı hı. Cumhurbaşkanı nedir Kürt sorunu, ne Kürt sorunu dediğinde ortada hiçbir şey yoktu. Ben bu masayı tanımıyorum dediğinde ortada bir şey yoktu. Bir tek şey vardı. Bir tek şey vardı. Evet. Yani eğer zamanlamayı aktarırken hata yaparsam düzeltin. Bir tek şey vardı. Biz seni başkan yapma programına katılmıyoruz. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırma projenin yedeği olmayacağız diyen bir çıkış vardı. Ve seçime böyle gidiliyordu. İşte bu seçime böyle gidilirken HDP'nin temsil ettiği potansiyeli başkanlık sistemine yedekleyemeyeceğini gördüğü an Cumhurbaşkanı Kürtleri karşıya alıp bu sefer MHP'yi çözmeye, MHP'nin hassasiyetleri üzerinden bir seçim kampanyası yürütmeye yönelimine girdi ve ipler koptu. Arkasından aynı dönemde 7 veya 8 tane bir kısmı IŞİD'e bağlanan, bir kısmı kime bağlandığı da belli olmayan, soruşturması bile yapılmayan, üstüne yasak konulan bir dizi kitlesel katliam oldu. 33 kişi, 105 kişi, 7 kişi Diyarbakır'dan başlayarak Ağrı'da yansıyan işte band kayıtları, bütün bunlar aslında bu sürecin başkanlık yönelimiyle bağlantılı olduğunu ve eğer istenseydi aslında o süreç çok rahatlıkla götürülebilir. Ama Erdoğan Bey, HDP'nin halkı yok. Halkı sokağa çağırdı. Bunlar çok özür dilerim, evet. Nazif okumuş bir dakika. Bunlar oldu doğru fakat yani hocanın atıfta bulunduğu Kandil açıklamaları da bu arada yani her şey yolundaymış gibi giderken Kandil'den yani sürekli açıklama geliyor. Olumsuz açıklamalar geliyor. Bu sürecin her iki taraf açısından da ciddi bir sorumlu bulmaktadır. Ama tarih sıralaması yaparken ben az önceki tarih sıralamasında ön açıklamaların Cumhurbaşkanı, Başbakan tarafından yapıldığını çok net hatırlıyorum. Pardon. Örneğin bir başka programda benim hatırladığım her şey yolundayken Kandil'den yapılan tuhaf açıklamaları hatırlıyorum ben yani. İki tane de polis memurunun ondan hep sonra aynı şekilde yani, o iki polis memurunun öldürülmesinin de kınanması gereken o bahanesi, mazereti olmayan şey olduğunu burada konuştuk. Hayır o açıklamalar değerlidir, değersizdir sizin zaviyenizden ama net tartışacak bir şey yok. Tarihi o kadar net ki. Tarih işte benim söylediklerim. Yani o Dolmabahçe mütabakatı mıdır, değil midir, buluşmasıdır ondan çok önce. Ama yani direndi ve Kandil asla bu çözüm sürecinin olmasını istemedi. Bakın bu bir niyet okuma ama niyet okuma değil canım. Kendi organlarında yazdılar canım. Bunu da eklemek gerekiyor. Yani. Daha önceki yine birlikte bulunduğumuz programda da Kürtler statü istiyor. Aslında bu işin özü bu, insan hakları değil demiştiniz ya. Ben demedim, Demirtaş dedi. Hayır siz dediniz. Hayır Demirtaş'ın sözlerini burada da söyledim. Hayır. Ben bu ikisinin birbirine zıt olarak aktarılmasının size ait olduğunu söylüyorum. Şimdi aslında insan hakları belgeleri geldiğimiz nokta itibariyle. Statü istemek insan haklarına. Statü çünkü insan bir bireysel haklarıyla, 2 ekonomik haklarıyla, 3 çevre haklarıyla, 4 kimliğiyle insandır. Dolayısıyla günümüzde özerklik gibi Türkiye'liliği ve ortak vatan içinde bizi birbirimize birleştirecek, yapıştıracak ve bizi bu kan akma halinden kurtarabilecek bir öneriyi siz bu statüdür ve kabul edilemez dediğiniz zaman aslında 15 yıl sonra 15 yıl öncekinin durumunu tekrar etmiş olursunuz. Yok. Oysa bakın Suriye'de de şu anda 3 aşağı 5 yukarı üzerinde uzlaşmış formülasyon, böyle bir formülasyon artık bağımsız veya bağımsız Arap bir Suriye olmayacak. Suriye'de eğer insan hakları, demokrasi kurumlaşacaksa Kürdün, Alevinin, Sünninin, Ermeninin, Süryaninin kendi kimliklerini ifade edebileceği demokratik, çoğulcu bir Suriye olacak. Aynı şey Türkiye'nin içinde geçerli. Ben de kapatacak bak Ahmet Bey ayağa kalktı, vakit daraldı. Müsaade edin. Şimdi yani şunu mu söylüyorsunuz? Şu Orta Doğu'nun bütün mazlum halkları, bütün sömürgeci güçlerin istediği gibi cirit attığı, oyun oynadığı bu halklar birbirine düşmanlaşsın. Tam tersine herkes bir kampon oluştursun. Yolu buradan geçiyor. Herkes bir kendine bir küçük bir devletçik üretsin. Tam tersine. Ve bu küresel baronların da oyuncağı olsun. Bunu mu istiyorsun? Tam tersine. Tam tersine. Bunu ortak vatanda bakın, bir dakika. Kimsenin ezilmediğini statü. Bir dakika. Demokrasi ve insan hakları meselesi değil derken bu bir çok açık bir şekilde Demirtaş'ın lügatından bu bir parçalanma arzusu. Bu net kondu. İki, ama bu bakın 6-8 Ekim olaylarında halk sokağa çağrıldı. 3, o hendeklerdeki çocukların ellerindeki silahların çaplarının sıfatlandırılması yapıldı. Onlar hafif silahlardır dendi. Keşke Demirtaş'ın ağzından. Bir üçüncü heyet gidip oradaki süreci görse. Bu bir özellik meselesinin çok ötesinde. Bakın açık kabul edildi. Avrupa özellik şartının kaldırılacağını bu hükümet tarafından kondu. Seçim beyannamesinde var. Ama adım atılmıyor. Diğer pek çok şeyde adım atılmıyor mu diye mi bu terör olayları yapılıyor? Daha önceden niye yapılmadı? Dolayısıyla bu dünyanın hiçbir evrensel hukuk dediniz ya, hiçbir demokratik hukuk devletinde terörü doğrudan destekleyen, bu tür açıklamalar yapan, şiddeti ve silahı lügatına alıp bununla siyasi duruşunu ortaya koymaya çalışan hiçbir şekilde hukukun müydesinden bağımsızlaşamaz, uzaklaştırılamaz. Bu çok açık. Bunu net görelim. Şu anda dolayısıyla bakın, şu handikapın içinde dönenmek. Yani biz çözüm üretmek zorundayız. Erdoğan Bey, İktidar Partisi'nin politikasını gerekçelendiren insanlar olacaksak bize ihtiyaç yok. Tamam, Suriye'nin kuzeyinde de ne yapıldı? Sadece Araplar ve Türkmenler değil, kendisi gibi düşünmeyen ideolojik olarak farklı Kürtler de bir alan süpürmesiyle oradan uzaklaştırıldı. Bu mudur? Bu mudur Suriye'ye barış getiren? Şu anda bize Orta Doğu'ya barış getiren anayasa, kah Moskova'da, kah Washington'un kapılarından buradan bir statü elde edeceğiz. Bakın, öyle mi? Bakın statünün içinde dünyaya ilan edilen anayasada Türkmenlerin kendi ana diliyle, Süryanilerin kendi ana diliyle var olabildikleri bir statü vaat ediliyor. Başarı birlikte yaşama iradesini ortaya koymaktır. Barış, demokrasi odur. Bakın iktidar barış süreci derken biz barış sürecini destekleyip iktidar politikasını değiştirdiğinde biz yeni politikasını savunacaksak aydınlara, akademisyenlere ihtiyaç yok. Tam tersine bu 30 yıldır kanamakta olan ve Einstein'ın ifade ettiği gibi Einstein'ın dediği gibi aynı yöntemleri tekrar ederek farklı bir sonuç beklemek akıllı insanların yapacağı bir davranış. 7 Haziran'dan sonra öyle ya, elde edilen oy oranı kıymetli, elde edilen mebus sayısı çok kıymetli. Şunu diyebilseydiniz, siz de dahilsiniz buna. PKK, siz terör örgütü demeyebilirsiniz ama siz silahların gölgesinden uzaklaşın. Artık sizinle hiçbir bağımız yok. Biz siyaset yapmak istiyoruz. Gelin özerkliği savunun. Gelin her türlü siyasi statü sorununu savunun. Siyasetle savunun. Sonuna kadar varız buna. Tabii şiddetten arındırarak savunun. Oradaki halkın bu konudaki sizin ne söylediğinizi siyaset diliyle bilsin. İradesini almayın onun elinden. Yani bugün gördük. Yani oradaki yapılan o seçimler gerçekten o halkın iradesinin sandığa özgürce yansıdığı algısını veriyor mu bize? Yani orada nasıl oy verebilirdi o insanlar? Çocuklarını kurtaramıyorlar. Ne zaman? 7 Haziran'da %90 civarında çıkan ilçelerde bugün Cizre'de elimizdeki fotoğraflar, ne yazık ki büyük medyanın haber bültenlerine yansımayan fotoğraflar 1. Dünya Savaşı'ndaki yakılmış şehirlerin fotoğraflarıyla aynı. Suriye'de yıkılmış Halep'in fotoğraflarıyla Cizre'nin, Sur'un fotoğrafları kantonlaştırmak istediler. Bakın, aynı şey yaptılar. Hayır, yani Suriyeleşsin dediler. Ama, bunun için yapıldı bu canım. Ama o zaman strateji demokratik buydu. Devlete düşen böyle bir şeye taraf olmamak. Demokratik devlete düşen tam tersine hak tanıyarak bu tip sorunları tıpkı İspanya'da olduğu gibi açığa düşürmektir. Oysa ne yapıldı? Adeta zaten savaş isteyen Kürt sorununun varlığını reddeden, her türlü statüyü bölünmek olarak aktaran bir dille bu imkansızlaştırılır. Bu büyük haksızlık, öyle bir şey yok. Yani o zaman oradaki terör operasyonu Kürt halkına yapılmış bir katliam ve kıyım noktasına gelirsiniz ki bu aslında bunun yolu tam bir PKK terör örgütünün propagandasıdır. Büyük haksızlıktır. Asla böyle bir şey kabul edilemez. Asla. Gidip Cizre'de gözlem yaparak bize verecekleri raporlara yol açmış olsa, ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 milletvekilinin gidip Cizre'deki gözlemleri... Buradan çağrı yapın da 15 yaşındaki çocukları çekin o cepheden. Çekin. Çok yazık. Kim çeksin? Kim çeksin? Sizin şeyiniz kıymetli olur. Açıklamanız. Bizim sözümüz dinlenmiyor. Bence acıyorum, çok yazık. Kurduğunuz cümlenin şeylerine, sonuçlarına dikkat edin. Tam tersine 168 tane insanın yakılmış bedenlerinden söz eden Cumhuriyet Halk Partisi Fikri Sağlar... Neye dikkat edeyim ben? Neye dikkat edin? Neye dikkat etmemi? Yani çekin diye bana seslenmeniz kabul edilebilir bir davranış değil. Bu çağrıyı yapın, bu sorumluluğu taşıyorsunuz. Ama ben de dahil olmak üzere... Ayrıca kıymetli bir şeydir. Zaten bu çağrıları zaten yapıyoruz. Daha ötesi mesela... Görmezden geliyorsunuz. 15 yaşındaki çocukların varlığından haberdar mısınız? 28 kişinin öldüğü Ankara katliamını Selahattin Demirtaş'ın bütün kamuoyu önünde lanetlediğine dair çok açık cümlesi var. Şimdi mesela Erdinç Bey, ekmenize son şunu söyleyeyim. Bunun içinden böyle çıkamayız. Niye çıkamayız biliyor musunuz? Siz diyorsunuz ki, ez cümle benim anladığım, 7 Haziran'dan sonra veya 7 Haziran'dan önce masa devrildi ve Tayyip Erdoğan'ın başkanlık hırsıyla buralara geldik. İktidarda diyor ki masayı HDP devirdi. O zaman burada HDP'de Tayyip Erdoğan'ın böyle bir planı, böyle bir stratejisi, böyle bir oyunu varsa kendi oyununu kursaydı. 7 Haziran'da %13 gibi çok yüksek bir oy oranı aldı ve Türkiye Partisi olacağım dedi. Kuramadı. Benim bile çevremde hiç ummayacağım insanlar HDP'ye oy verdi. Demek ki HDP'nin de burada büyük hatası var. Bunu da kabul etmemiz lazım. HDP'nin dışındaki güçlerin olarak HDP'ye yetişemedi. Tamam. Bey, bir 30 saniyelik aramız var. 30 saniyeden sonra karşınızda olacağız. 30 saniye, ayrılmayın bizden. Erdinç Hoca'ya döneceğiz. Evet, yeniden birlikteyiz. Erdinç Yazıcı'da sıra. Şimdi Ahmet Bey, yani orada dinlerken gerçekten oradaki arkadaşlarımızı aklımdan bir sürü şeyler geçti. Nazif Okuş'a çok hak verdim. Kendimi de bir an onun yerinde hissettim. Ne kadar naifmişiz aslında biz bu HDP'nin Türk demokrasisine kazandırılması konusundaki teşviklerimizde. Oysa ki tablo çok net. Yani artık aldanacak bir tarafımız yok. Yani bir parti var ortada ve o partinin bir milletvekili Ankara'nın orta yerinde 29 insanın hayat hakkını yok ediyor, ortadan kaldırıyor. Kaldıran teröristin gidiyor taziyesine gidiyor, taziye ediliyor. Ya öbür taraftan yani bu Türkiye'nin devletin en doğal hakkı olan siyasal iktidarın yönetmek zorunda olduğu, Türkiye'nin her tarafını güvenlik kılma işinde, Türkiye'nin bazı ilçelerinde kazılmış hendekleri kaldırmaya giden güvenlik güçlerine karşı saldıran militanları, teröristlerin yanında mevzilenerek bu bir hendek siyasetine kayıyorsa artık konuşacak bir şey yok ki. O siyasi tercihini yapmış. Yani hele böyle bir siyasetin demokrasiden, insan haklarından söz etmesi yani gerçekten karikatür gibi bir şey. Hangi insan hakları? Yani sen 29 insanı apaçık katleden, hayat hakkını elinden alan bir fiilin karşısında dimdik duramıyorsan, böyle bir fiili olumlayan bir milletvekiline karşı çıkamıyorsan, onu ihraç edemiyorsan, soruşturmaya uğratamıyorsan, gayet tabii kamuoyu seni olması gerektiği gibi anlar ve o işin yanında olduğunu düşünür. İki, Buna zaten gitmeye gerek yoktu ki. Zaten HDP Sur'daki şeylerde kazılmış çukurlarda battı aslında. Yani orada siyasetini diriltemedi, tercihini ortaya koy. Bu iş olmaz, bu iş gitmez. Bu siyaseti biz Ankara'da götürüyoruz. Türkiye'deki sol, liberal vesaire eklentilerimizle bu mücadele yürütüyoruz. Bunun sonu yok diyemedi. Diyemediği gibi tam tersi Kandil'in talimatları çerçevesinde saf tuttular bu hendeklerde. Dolayısıyla artık HDP, üzülerek söylüyorum, HDP üzerinden demokrasi gibi, insan hakları gibi, Kürt sorunu gibi konuları konuşmanın hiçbir anlamı yok. Üstelik peki, artık Hoca, Kürt sorunuyla uzaktan yakından alakalı bir örgüt olmadığını da bu mevzularda anladık üstelik. Erdinç Hoca, Türkiye tam işi yoluna koyarken, o zaman mesafe alınmışken, o zaman Türkiye'ye karşı yeniden çatışmayı başlatan bir örgüt, Türkiye'ye karşı bir vekalet savaşı yürüten bir örgüttür. Anlayalım yani. Erdinç Hoca, Erdinç Yazıcı, beni duyabiliyor musunuz? Çizmek şimdi, yok, özgürlükler, demokrasi vesaire. Tartıştığımız, hiçbir alakası olmadığını biliyoruz. Tartıştığımız konu şu bu akşam. Yani tamam, bu girişi yaptınız. Bu girişten sonra soruyorum sorumu. HDP'lilerin fezlekelerinin kaldırılmasını destekliyor musunuz? Dokunulmazlıklarının kaldırılmasını. Ya gayet tabii, siyaset yapmayı istemiyorlarsa, siyasi bir şemsiye ve güvence altında bu terör faaliyetlerini destekleyeceklerse, yani hangi hukuk düzeni buna müsaade edebilir ki? Yani herkesin önünde oluyor olanlar bir tane. Yani orada arkadaşımızın biri söyledi, Faik Bey söyledi herhalde. Ya Fransa'daki DAEŞ IŞİD saldırısı karşısında kendini patlatan Fransız kökenli IŞİD'cinin evine gitse bir Fransız parlamenter, taziye dilese, ya yer yerinden oynar, kıyamet kopar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani parlament, yemin deniliyor, bu ideolojik bir yemin. Ya dünyanın her yerinde yemin varın, bu ideolojik olsun. En azından insan haklarına, hukuk düzeni üzerine, tarafsızlığa, belli değerler üzerine yemin eder bir milletvekili. Yani ben yemin edemem çünkü terörle, şiddetle özgürlük arasındaki farkı gözetemem mi diyecek bir milletvekili? Gayet tabii hukuk düzenini, demokrasiyi, insan haklarını, yaşama hakkını üzerine yemin edecek. Onu koruyacağına yemin edecek. Ya bunda ne var? Yani hiç dünyanın neresi? Ya terörle özgürlük arasında karma karışık bir alan varsa, bu kadar geçişkense, o zaman yani bugün yeryüzünde var olan insani değerleri, demokratik siyaseti nereye oturtacağız? Yani demokratik siyasetin oturduğu zemin belli. Temel insan hak ve özgürlükleri, oraya dönük şiddet nereden gelirse gelsin siyasi gerekçeli şiddet terördür ve hiçbir koşulda sivil bir siyasetçi dünyanın hiçbir yerinde terörü savunamaz, olumlayamaz, mazur göremez. Rengi ne olursa olsun, sebebi ne olur? Bunlar işte etnik olarak ayrımcılığa uğramış insanlar, ne yapsınlar? Teröre yönlendiler. İşte hükümet de yeteri kadar bu sorunun çözümüne dair adımlar atamadı. İşte bunlar olacağı belliydi vesaire. Ya bunları yıllardır Türkiye'de tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bir sürü mesafe alındı. Gerçekten bu son dönemde Türkiye'ye karşı saldırının hiçbir mazereti yok. Kesinlikle Suriye'deki, Orta Doğu'daki sorunlarla ilgili ve Türkiye'ye dönük bu saldırı bir vekalet saldırısıdır. PKK'nın bile kendi saldırısı değildir. Kandil'de gerçekten PKK olarak örgütlenmiş örgüt kimdir, patronu nedir, geri planında ne var, hangi vekalet savaşını yürütüyor? Bunlar karma karışık bir meseleler. Ayrıca da siz orada çok güzel söylediniz. Gerçekten yani Türkiye'de iyi giden sürece, gayet Türkiye Partisi olma yönünde ciddi adımlar atmış bir partinin ipini çektiler. Partiyi intihar ettirdiler. Yani HDP'nin düştüğü duruma bakın. Yani artık bundan sonra yani HDP'li bir siyasetçinin Türkiye'de demokrasi, temel sorunlar, yani Türkiye sorunları üzerine konuşulabilecek herhangi bir sözü olabilir mi? Ve bunun karşılığı olabilir mi? Kamuoyunda bir ilgi görebilir mi? Takdir toplayabilir mi? Muhatap bulabilir mi? Yani HDP bu adımları atarken bunların hepsini hesaplaması gerekiyordu. Yani bunların, yani yazık oldu HDP'ye, ben size diyeyim. Yani Türkiye siyaseti, evet Türkiye bu sorunun çözümünde böyle HDP gibi bir yapıya ihtiyaç, iletken bir yapıya ihtiyacı vardı ama asıl sorunun öbür tarafı HDP'yi harcayarak çok büyük bir hatayı, yanlış işledi. Ne adına harcandı? İşte bahsettiğim genellikle PKK'nın bölgedeki siyasi hedefleri adına böyle bir araç yıpratılmış, aradan çıkarılmış oldu maalesef. Peki, çok teşekkürler. Son 5 dakikamız kaldı. Faik Tünay ile devam edelim. Konu şu, yeni anayasa, komisyon, mecliste yeni anayasa için bir komisyon var. CHP gelmiyor. MHP, HDP ve AK Parti oradalar. MHP ısrarla CHP de gelsin istiyor. Hatta Devlet Bahçeli'nin pek doğru dürüst yorumlanamayan bir açıklaması da oldu. Bir aydınlatabilir misiniz? Bir dakikada toparlayayım. Evet. Diğer konuklara saygısızlık olmasın. Ben bu tiyatroyu 24. dönemde gördüm. Çok net bir şekilde ifade ediyorum. Tiyatro. Hiçbir şey çıkmaz. Hayır, çok net. 24. dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu 449 saat mecliste çalıştı. Sayısız sivil toplum kuruluşu örgütünden, hatırlayın siz de sayısız programlar yaptınız. Raporlar geldi, raflar dolusu raporlar geldi. 60 küsur maddede uzlaşılmışken bir anda masa dağıldı. Buradan da bir şey çıkmayacak. Neden çıkmayacak? Çok net. İktidar partisi başkanlık sistemini getirmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'de ben kesinlikle başkanlık sistemine karşıyım diyor. CHP kendince bir strateji geliştirdi. Kazanır kaybeder, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki ben tutumu anlamakta zorluk çekiyorum. Biz her şeyin tartışılmasından yanayız. Doğru, altına imza atıyorum. Başkanlık sistemini tartışalım. Ama bugün iktidar partisinin içerisindeki temsilcilerin birçoğu bile Türk tipi başkanlık sistemi nedir bilmezken biz bunu ne kadar sağlıklı bir ortamda tartışabileceğiz? 2. Milliyetçi Hareket Partisi şunu söylüyor. Biz masadan kalkmayacağız. CHP'yi de masaya çağırın. Ama diyor ki bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın buraya gelirken açıklaması vardı. Biz masada oturabiliriz. Biz CHP gibi kaçmayacağız. Ama kırmızı çizgilerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Başkanlık sistemine karşıyız. O zaman sen dostlar alışverişte görsün, bu masada oturacaksın. Çünkü hayır, iktidar getirmek istiyor. Ama bir dakika sistemine. Şimdi masayı terk etmek de bir yöntemdir. Masada kalarak mücadele etmek de bir yöntemdir. Semih Yalçın diyor ki biz MHP olarak masada kalarak mücadele edeceğiz kardeşim diyor. Tamam, ben de, öbürü de o yöntemi deniyor. Zaten diyor. Ben eleştirmedim ama ben diyorum ki ben sonucu söylüyorum size. CHP masadan kalkarak mücadele etmeyi seçti. Milliyetçi Hareket Partisi masada oturarak mücadele etmeyi seçti. Ben de size diyorum ki bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan bir şey çıkmaz. İster AKP, MHP, ister AKP, MHP, HDP devam etsin. Muhalefet partileri başkanlık sistemine bu kadar toptan karşıyken bir şey çıkmaz diyorum. Bu da benim şahsi fikrim. Çok teşekkür ediyoruz. Nazif Okumuş. Evet. Bir dakika. Yani o kadar olsun. Çünkü bitiriyoruz hakikaten. Tabii ki ben özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin durduğu yerden bakmak istiyorum. Çok şaşırtıcı olmuştur Sayın Bahçeli'nin bu ifadesi. En azından benim gibi sokaktaki MHP'ler açısından. Yani iktidara bu konuda masayı kur, masa büyüktür ve dolayısıyla biz burada olacağız. Bu masanın terk edeni de olmayacağız demesi belki demokratik açıdan değerlendirilebilir ve heyecan bulunabilir ama MHP'nin yeni anayasa çalışmaları ile ilgili öteden beri bir iddiası vardı. Türkiye'de yeni olan her şeye karşıyız. Yani yeni Türkiye, yeni anayasaya, bunlar Türkiye'de bir aldatmacadan ibarettir diyen seçim çalışmalarında Sayın Bahçeli'nin kendisiydi. Dolayısıyla bugün ne değişti de böyle birden bunu söyleyebiliyor ve ne değişti de başkanlık seçimine varıncaya kadar biz bunu tartışabiliriz diyerek. Hayır, öyle demedi şimdi. Haksızlık etmeyin. Bir haksızlık yapmıyorum Ahmet Hakan. Hayır, öyle başkanlık seçimi... Ya başkanlık sisteminde tartışabiliriz gibi bir söz çıkmadı Bahçeli'den. Yani şu anda MHP'nin sözcüsü kesin kırmızı çizgilerimiz var diyor ve ama tamam, tartışabilir diyor. Kırmızı sadece çizgimiz var dediği, evet, başkanlıkla ilgili, anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili, evet, adamlar sürekli bunu söylüyorlar. Başkanlık bugün de onu söylüyor. Şimdi söylüyor şimdi. Tabii. Yani doğru veriler üzerinden konuşalım. Doğru verilerin üzerinden gidiyoruz. Şimdi masada oturacak olan MHP'nin bir kere kendisini net bir şekilde ortaya koyması lazım. MHP en azından CHP ne yaptı? İlk 4 maddeyle ilgili günler önceden hassasiyetini ortaya koydu. Ve CHP bu 4 maddeyle ilgili birlikte iktidar partisinin bir oyun kurmaya çalıştığını ifade ederek masadan kalktığını söylüyor. Şimdi MHP'de çizgilerini öteden beri koymuştu. Ne yapmıştı? Özellikle HDP'yi de ortaya koyarak 7 Haziran sonrası masada veyahut da böyle bir siyasi uzlaşma zemininde hiçbir zaman olamayacağını ifade eden parti bugün parlamentoda eğer HDP ile bu kadar anayasa adına neticede olsa da bir araya gelmeyi arzu ediyorsa bunu bizim gibi MHP'yi yakından bilen insanların doğrusu anlamakta güçlük çektiğini düşünüyorum. Sayın Bahçeli yani bunu Bunun bir adım sonrası herhalde AK Parti Genel Başkanlığı ile ilgili iddialarını da ortaya koymaya başlayacaktır. Bu çok şaşırtıcı benim açımdan. Eğer MHP anayasayla ilgili gerçekten bu kadar samimi ise meydanlarda bunu söyleyebilirdi. Meydanlarda bu iddiasını milletle ve kendi seçmeniyle, kendi parti kademeleriyle paylaşabilirdi. Bu çok şaşırtıcı bir durum benim. Hocam, bir cümleyle bitiriyoruz çünkü özetlemek gerekirse. Yani uzlaşma komisyonu denilen şeyin adına yakışır bir uzlaşma zemini olursa burada bir sakınca yok yani Nazif Bey. Ama olmayacak gibi görünüyor. Yani umut edelim ki parlamento, siyaset kurumu kendi gündemine, kendi ajandasına sahip çıksın. Dolayısıyla gerçek anlamda herkesi kucaklayan, özgürlükleri tarif eden, herkesi mutlu edecek, Türkiye'nin geleceğin Türkiye'sinin inşasına katkı sağlayacak, bütün arızalarını giderecek. Sistemin çok çünkü sıkıntıları da var. Yani şimdi seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Davranış biçimi ister istemez farklı oluyor. Seçim meydanlarına gidiyor, mitingler yapıyor, vaatlerde bulunuyor. Ondan sonra icra ile birlikte ortak birçok şeyin içerisine girmiş oluyor. Bütün bunların bir konuşulması gerekiyor. Konuşmaktan kaçmamak lazım. Erdinç Yazıcı, bir cümle ne olur Erdinç Bey? Ya vallahi MHP'nin bu yeni ile birlikte meclisten 330 tamamlanarak bir başkanlık merkezli bir anayasa referanduma taşınabilir gibi görünüyor. Yani MHP'nin tavrının biraz daha netleşmesi gerekiyor bunu net bir şekilde görebilmek için. Çok teşekkürler Erdoğan Aydın. Çok şiddetle bir demokratik anayasaya ihtiyaç var. Çünkü demokratik anayasa aynı zamanda ekmek iş güvencesi, uluslararası politikada onur demektir. Ama gerçekten de şu anda anayasa görüşmeleri adeta başkanlık için ortam hazırlandığına inanıldığı zamana kadar bir oyalama süreci olarak gidiyor. Ve ben de doğrusu MHP başkanının verdiği açıklamanın bu başkanlığa güç veren, belirsiz, tavrını net koyamayan bir davranış olduğu kanaatindeyim. Başkanlık sisteminin ise şu anda var olan ağır aksak hukuksuzluk durumunu çok daha fazla derinleştiren, her türlü denetimi fiilen ortadan kaldıran ve benzeri tüm dünyadaki örnekler gibi de gerek içeride gerek dışarıda memleketi maceralara açık hale getirebilecek bir risk olduğunu umarım ve dileyelim ki böyle bir şeyin olmamasını sağlayacak gelişmeler olmasını dileyelim. Bütün konuşmacıların arada referans verdikleri Devlet Bahçeli'nin açıklamasını ben satır satır okudum, birkaç kere okudum. Başkanlık sistemine bir geçit verme şeklinde algılamadım. Öyle bir ifade, öyle bir ibare yok orada. Fakat bir kapalılık var. Belki onu biraz daha netleştirmeleri gerekir. Gerçi Semih Yalçın'ın açıklaması. B planını iktidara tavsiye eden. Harekete geçiren, bekleyen, referandumu işaret eden bir anlayış. Kafasının ardında ne saklayabilir? Peki, onu bilmiyorum. Fluyuz dedi bugün Semih Yalçın. Biz biliyoruz. Daha netleştirmedik dedi. Zaten sizin ifadelerinizden de net olmadıkları anlaşılıyor. Peki netleşsin o zaman, onu da görelim. Bütün konuklarımız da ona işaret ettiler. Kısa bir aradan sonra veda edeceğiz. Bence MHP'liler gelmesi lazım. Konuşsun bu konuları. Gelecekler. Yani millet bekliyor bunu. Kamuoyu bekliyor. Peki, teşekkürler. Evet, tarafsız bölge burada sona eriyor. Ankara'da Erdinç Yazıcı vardı. Çok teşekkürler Erdinç Yazıcı'ya katıldığı için. Nazif Okumuş, Yaşar Hacı Salihoğlu, Faik Tunay, Erdoğan Aydın konuklarımızdı bu akşam. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Faik Tunay dedi ki, ya dedi Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü ben dedi kutlamadım. Evde bana sıkıntı yaşatırlar dedi. Ben onun adına kutluyorum. Bir kez daha Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Hepinize iyi geceler, hoşça kalın.